Şubesi Yönetim Kurulu adına Sami Yılmaz Türk ben. Hoş geldiniz diyorum. Ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Özellikle bu organizasyona ayın konuğu dizisi olarak ayda bir meslektaşımızı ya da bir uzmanı ülke gündemine ilişkin, mesleğe ilişkin bir konferanslar dizisi organize ettik yılbaşı itibariyle. Her ay bir uzmanı davet ediyoruz ve burada bir konferans veriyor ayın konuğu adı altında. Bu ayki konuğumuzda konferans vermek üzere gelen meslektaşımız Beyc Ak, sanat ve eleştiri üzerine bir konferans verecek. Aslında hassas bir konu ülkemizde, özellikle mimarlık alanında, mimarlıkta eleştirinin yapılmadığını düşünüyorum. Özellikle son yıllardaki kent suçları niteliğinde yapılan, her yapının altında bir mimarın, bir meslektaşımızın imzası var. Bir tarafta ucube diye sanatın, heykelin yok edildiği bir ülkemizde her tarafta, diğer tarafta aynı mantık, her tarafta dinozorların, robotların ya da benzeri heykel adı altında dikilen yapıların olduğu bir kentimizde, ülkemizde sanat ve eleştiri kavramı geçten üzerinde durulması gereken ve tartışılması gereken sanat kavramı ve eleştiri kavramı gündeme getirilmesi gereken bir konu. Bu konuda bize meslektaşımız, aynı zamanda karikatürist, yazar, çocuklarında görüyorsunuzdur, çocuk romanları konusunda da Japonya'dan Amerika'ya kadar birçok eseri olan bir meslektaşımız aynı zamanda. Bugün bizimle katıldığı için, aramızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Fikirlerini birlikte dinleyeceğiz ve ardından eğer sözümüz varsa, sözünüz varsa sorularımızla devam edeceğiz. Hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyorum ve sözü Beyc Ak'a veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya şimdi çocuklar da var aramızda. Ben aslında çocukların olduğu geleceğini hiç tahmin etmemiştim. O yüzden birazcık daha teorik çerçevede bir konuşma yapmayı düşündüm. Şimdi genç arkadaşlar olduğu için biraz paniğe kapıldım açıkçası. Şimdi onlar için çok sıkıcı bir konuşma olabilir benim yaptığım konuşma. O yüzden onlardan başından bir özür diliyorum. Şimdi ilk önce bu konuşmayı yapmak için Sami bana haber verdiğinde dedi ki sanat ve direnişle ilgili bir şey yapalım. Yani direniş lafı çok kullanılıyor. Yani hayatımızda bu lafı çok kullanmakla geçti. Fakat ben bu laftan birazcık yavaş yavaş ürkmeye başladım. Yani ürkmemin nedeni, yani direnmekten ürkmek şeklinde değil de sanat ve direniş dendiği zaman benim aklıma hep şöyle bir şeyler gelmeye başladı. Yani sanat hep direnen bir şey gibi sanki. Özellikle biz, bizim topraklarda bunu çok hissediyoruz ama yani sanat sanki hiç iktidarlarla uzlaşmıyor, iktidarlarla bütünleşmiyor. Sadece direnen bir şey gibi algılanmasına yol açabilir. Oysa ki sanatın tarihinde direndiği dönemler de var. Ama iktidarlarla çok uzlaştığı dönemler de var. Mesela bu aynı kavram mizah için de çok kullanılır. Ya mizah ne kadar, mizah olmadığı olmayan yerde işte demokrasi olmaz falan gibi şeyler söyleniyor ama mizahçılar da, mizah da zaman zaman iktidarlarla çok uzlaşmıştır. Yani mizahın tamamen kendi kendine varoluşu muhalefet ediyor anlamına gelmeyebilir. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse, çok teorik düzeyde bir örnek vermek gerekirse, yani öyle bir tarz mizah vardır ki hep kural dışıyla dalga geçer. Yani kurala uymayan herkes komiktir. Ve mizah çok tutucu bir ortam yaratabilir. Oysa ki kural dışı bir noktadan bakıp kurallarla dalga geçen bir mizah türü yapabilirsiniz. Anlatayım mı? Bu da mesela son derece devrimci olabilir ve gerçekten bir şeyleri sorgulamanıza neden olabilir. Yani mizahın da çok farklı türleri var. Farklı dönemlerde sanat da eleştirel nitelik kazanıyor. Hem o dönemle ilgili hem de sanatçının kendi kişisel dünyasıyla ilgili. Hele bu ikisi de birleştiği zaman gerçekten çok önemli eleştirel sanat pratikleri ortaya çıkıyor. Bir de solun ve muhalefetin kendisini sadece direnişle adlandırmasının olumsuz bir boyutu var. O da sanki son yıllarda çok egemen oldu bu. Sanki hiç gelecek projesi yokmuş gibi bir hava oldu. Çünkü neoliberal dönemlerin bir özelliği var. Artık gelecek projesi yok kimsenin. Yani gelecekle ilgili hiçbir şey düşünülmüyor. Yani bir toplum, mesela eskiden sosyalist
olmasını istiyorlardı toplumun, değil mi? Hepimiz daha eşitlikçi bir dünya istiyorduk. Şimdi artık dünya projeksiyonu yok. Gelecekle ilgili bir şeyden bahsetmek, insanların bütün dünya global olarak bir şey istemek neredeyse ayıplanıyor, neredeyse suç gibi ve neredeyse utanç verici bir şey gibi. Çünkü sanki gelecekle ilgili bir şey söylediğiniz zaman geçmiş kuşak, bu kuşakları bağlıyor musunuz gibi bir hava oluşturuyorsunuz ve sanki bir geleceğin baskısını onların üzerinde hissetmesine neden oluyorsunuz gibi. Böyle bir ayıp var. O yüzden de insanları birleştiren şey artık gelecekle ilgili bir projeksiyon değil. Bugün sadece kötü olan şeylere direnmek gibi bir şey oluyor. O yüzden ben dedim ki sanatla ve direniş lafını yerine sanat ve eleştiri lafını kullanayım. Daha bana teorik olarak daha anlamlı geldiği için. Şimdi aslında sanatın eleştirelliği hem sanatçının kendi dünyasından kaynaklandığı gibi hem de var olan şartlardan da kaynaklanıyor. Yani tarihin öyle dönemleri var ki hakikaten sistemler yıpranabiliyor, sistemler incelebiliyor. Kendi kendisini taşımayı o kadar iyi başaramıyor falan. O zamana kadar kendi kişisel dünyasını aktarmaya çalışan, bir şeylere muhalefet eden bireysel kişi olan sanatçı daha sert eleştirilerde bulunmaya başlayabiliyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse Atina ile Isparta Savaşı'nın şeyi çok yıprattığını biliyoruz, değil mi? Helenistik dönemde Yunan demokrasisini, Atina demokrasisini. Oradan Aristofanes diye bir mizahçı çıkıyor. Aristofanes'in ortaya çıkmasının belki temel nedenlerinden bir tanesi artık sistemin, o strüktürünün kendi kendini taşıyamaz hale gelmesi. Yani çıkıp mesela Kuşlar diye bir oyun yazıyor. Şimdi Semih de aramızda. Tiyatro profesörü, kendisi İzmir'den geldi. O da onun tabii çok daha iyi bildiği konular bunlar. Aristofanes'in böyle bir oyunu belki yazabilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi sistemin buna da olanak tanıması. Çünkü sistemin zayıflaması artık, eleştirilebilir hale gelmesi. Yani öyle bir şekilde eleştiriyor ki Kuşlar'da Aristofanes şeyi kendi yaptığı sanatıyla tanrılarla dalga geçiyor. Oysa ki tanrılarla dalga geçmek hiç de kolay değil. Bir adım geriye gitsek, sistemin çok iyi çalıştığı bir dönemde. İşte Zeus'la dalga geçiyor, Apollon'la dalga geçiyor, Hera'yla dalga geçiyor vesaire. Bunlarla ilgili şey yapan, dalga geçen, eskiden Kuşlar diyorlar ki eskiden biz vardık ya, bu tanrılar sonradan çıktı ve insanlarla olan bağlantımızı koptu. Bunların hepsi sahtekardır demeye getiren bir takım komikliklerle tanrılar ve kuşlar şey arasındaki, insanlar arasındaki bağlantıyı koparıyorlar ve tanrılarla tek tek oturup pazarlığa oturuyorlar. Fakat ilginç bir şey var burada. Aristofanes'in yaptığı, Prometheus'la da dalga geçiyor. Yani Prometheus biliyorsunuz yarı tanrı ve halkın tanrısı aslında. Yani halka en yakın olan tanrı. Çünkü gökten deha yınarı şairin dediği gibi çalmış. Ve onun için o böyle bir şey yüzünden sonsuza kadar ciğerini gagalatmaya mahkum edilmiş bir kartal tarafından. Ve bunu göze almış bir kahraman. Ama o kahramanı da sistemin bir parçası olarak görüyor. Çünkü sistem o kadar zayıflamış ki o da aslında onun bir parçası gibi gözüküyor. Ve ya sen de çok safsın diye onunla pazarlığa oturuyor filan. Yani bu aslında önemli bir şey. Yani Aristofanes'in hem kendi kişisel bakışının tarihsizliği açısından, tarihsizliği açısından çok önemli. Bugün gene kuşları oynuyoruz, Lisistrata'yı oynuyoruz değil mi? Yani Atina ve Isparta savaşındaki şeyler, savaşı asıl oluşturan insanlar erkeklerdir. Kadınlar kocalarıyla yatmasınlar. Savaş bir günde durur diyor Lisistrata diye bir feminist bir kadın, o zamanın feminist bir kadın ve kadınlar kocalarıyla yatmıyorlar Atinalı ve İspartalı ve savaş duruyor. Böyle bir ütopya üzerine durulu bir komedi eseri o da. Tabii ki bunlar çok önemli ve sanatı o zaman hem muhalif kılıyor hem de günümüze kadar gelen bir argüman oluşturmasına neden oluyor. Aslında sanatta edilen bu laflar, eleştirel laflar, yani belli bir sistem içinde asla o sistemin izin vermeyeceği türdeki laflar, yaklaşımlar, bakış açıları bundan 1000 yıl sonra da birisi tarafından tekrar söylense hemen eskisiyle rezonansa giriyor. Yani bu aslında unutulmayacak bir iz bırakıyor. Bu açıdan çok önemli. Yani sanatın oluşturduğu bu meşruiyet
çok çok önemli bir şey. O yüzden herkes bu sanattaki meşruiyete sığınmak istiyor. Yani meşruiyete bireyin oluşturduğu özgürlükçü diyeyim. Ama bugününkü anlamda kullanılan özgürlük lafıyla ilgili bir şey değil söylemek istediğim. Yani bugün çünkü özgürlük lafını ancak iş adamları falan kullanıyorlar. Çünkü yani yatırım yapma özgürlüğü olarak anlaşıldığı için özgürlük. Bütün bugün kullanılan özgürlük lafını yani yatırım yapma özgürlüğü olarak algılayın. Yani onun dışında başka hiçbir özgürlük kavramı yok aslında yaşadığımız çağda. Öyle bir özgürlükten bahsetmiyorum. Yani bir şeyleri eleştirme ve değiştirme ve dönüştürme özgürlüğünden bahsediyorum. Ve sanatın bunu meşrulaştırabilmesi çok önemli bir şey sanatçılar yoluyla. Boyun eğmemesi, şey yapma, geri adım atmaması. Tabii ki bu aslında bu meşruiyet kavramı çok şey ve belki o dönemde yapılan, çok eski zamanda yapılan, bundan 1300-1500 yıl önce yapılan herhangi bir eserdeki sistemi eleştiren tavır belki çok sonraları 1000 yıl sonra birilerini etkileyebiliyor. Mesela diyelim Aiskilos'la Euripides arasındaki ayrım, yani tiyatrodaki Euripides mesela gündelik insanın psikolojisini trajedinin içine soktuğu zaman, evet yani 19. yüzyılda da Henrik Ibsen bir eser yazdığı zaman gündelik insanın psikolojisiyle birlikte yazdığı zaman aslında Euripides'le bir ilişki kurmuş oluyor. Bunun yani sürekliliği çok önemli bir şey. Sanatsal süreklilik. Ve o onun açtığı kapıdan gidiyor. Yani bir şey desek yani Euripides olmasaydı yani şeyin belki edebiyatın ana vatanı olarak tanımlayabileceğimiz trajedi yazarı olmasaydı sadece Aiskilos'un şeyleriyle sınırlı kalsaydı kahramanlık işte ahlaki bir takım normlar ahlaki yüceltmelerle falan sınırlı bir trajedi anlayışı olsaydı eski Yunan'da belki o zaman ne bileyim Ibsen gibi bir tiyatro yazarı da 19. yüzyılda çıkmayabilir. Tabii bu çok spekülatif bir tanımlama oldu ama bir şey birazcık anlaşılsın diye şey yapıyorum, söylüyorum. Bu ister istemez sanatın oluşturduğu bu şey meşruiyet. İster istemez bir takım bilim adamlarını ya da muhalif insanları sanat eseri yazmaya da zorlamış tarih içinde. Bir örnek vermek gerekirse yani belki en uç örneklerden birini söyleyeyim. Galileo Galilei yani biliyorsunuz şeyde yargılanıyor. Engizisyon'da yargılanıyor. Aslında işte Engizisyon'da yargılanma nedeni ise kilisenin o zamana kadar kabul ettiği sisteme karşı çıkması. Yani çünkü kilise Batlamyusçu ya da Ptolemaeusçu dediğimiz görüşü benimsiyor. O da nedir? İşte dünyanın evrenin merkezi olduğu ve bütün gök cisimlerinin evrenin etrafında döndüğü fikri. Galileo bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bir eser yayınlıyor ve o yayınladığı eser yüzünden Engizisyon'da yargılanıyor. Aslında Galileo şeye çok yakın birisi, kiliseye çok yakın birisi ve kiliseyle ilişkileri çok sıcak. Hatta bütün bu araştırmaları yapması için kiliseden para alan birisi. Peki kilise onu niye yargılıyor? Çünkü Galileo aslında bir tür tiyatro eseri yazıyor. Yani tabii ki tiyatro eseri olarak oynansa herhalde bir gün falan sürer uzunluğu. Ama 3 kişinin diyaloğunu yazıyor. Ve bunu Latince değil de İtalyanca yazıyor. Yani bu açıdan çok önemli. Yani halka yazıyor direkt olarak. Bütün o zamana kadar üst dili atlayarak, bilimsel dili atlayarak, dinsel dili atlayarak, her şeyi atlayarak 3 kişinin konuşmasını Discorsi diye bir kitapta topluyor ve onu bastırarak halka dağıtıyor. Bu aslında çok devrimci bir tavır. Çok devrimci bir tavır çünkü halkı kendi yanına çekmek istiyor bir sanat eseriyle. Aslında bence bir sanat eseri o. Yani keşke o tiyatro olarak bir kısmı şey yapılabilse, oynanabilse. Yani bu 3 kişiden bir tanesi de Galileo Galilei, yani kendisi. Bunlardan işte Salviati diye bir kişi Galile'nin kendisine şey yapıyor oynarken, temsil ederken. Sagredo başka birisi uyanık bir bilimciyi oynuyor. Diğeri ise kiliseyi temsil eden daha basit bir adam. Zaten ismi de Simplicio diye bir adam. Yani böyle şey basit bir adam. Ve bu aslında şey hakikaten bütün bu tartışmalar kilisenin fikrinin çürütülmesiyle ilgili. Fakat bunu tabii İtalyanca olarak sunması kilisenin çok büyük tepkisine yol açıyor. Ve sonuçta Engizisyon'a kadar giden süreç bu şekilde atılıyor. Tabii ki Galile'nin bu dönemine gelene kadar bunun kapısını açan bir takım sanatçılar oluyor.
Ya peki bu sanatçılar ne yaptı? Nasıl Galile böyle bir şeye cesaret edebildi? Nasıl böyle bir anlamda bir tiyatro eseri yazmaya cesaret edebildi? Şimdi mesela bakarsak 1305 yılında Padua'daki işte kilisenin duvarlarına Giotto tarafından bir takım freskoların yapılması. Yani Hristiyanlık o kadar sert bir sistem ki aslında tamam resim sanatıyla veya heykelle bir uzlaşma yapıyor belki ama sonuçta yaptığı uzlaşma sonucunda aynı zamanda resim ve heykeli de sınırlıyor. Belli bir şeyin dışına çıkmamasını sağlıyor. Hep aynı resimleri, 1300 yıl aynı resimleri çiziyor insanlar. Yani inanılmaz bir şey, korkunç bir şey aslında. Onu bir şekilde aşamamasını sağlıyor. Resim sanatının bir yandan tamam onlara belli bir olanak sunarken bir yandan da gerilemesine neden oluyor. Giotto ne yapıyor? Giotto birdenbire şeyi değiştiriyor. Gene aynı dinsel tasvirleri yapıyor. Fakat bu defa yaptığı dinsel tasvirlerin üzerindeki bütün kişiliklerin, canlandırdığı kişiliklerin kimlikleri farklı. Yani hepsini bir birey olarak çizmeye başlıyor. Daha önceki gibi bir takım tipolojik patternların birebir yansıtılması şeklinde değil de tek tek insanları birey olarak, bireysel psikolojisi olan insanlar olarak çizmeye başlıyor. Aynı zamanda suratlarına bir üç boyutluluk vermeye başlıyor. Aynı zamanda belli bir perspektif ve belli bir mekansal derinlik içine oturtmaya başlıyor. Bu aslında çok önemli. Veya 1307'de Dante İlahi Komedi'yi yazmasaydı acaba Galilei böyle bir Discorsi diye bir oyun yazmaya cesaret edebilir miydi? Ya da 1353'te Boccaccio'nun Decameron'u yazması. Yani düşünsenize Decameron hikayeleri ne kadar müthiş, ne kadar hayati bir şeydir ve ne kadar kiliseyle dalga geçer. Çok erotik hikayelerdir ve papazlar ve rahibeler de bunların içinde epey rol alırlar. Böyle bir şeyi yazma cesaretinde bulunması çok çok önemli bir şey. Tabii bu eleştirelliğin ortaya çıkması, yani Rönesans'la birlikte sanatın eleştirel bir tavır alabilmesi, eski rejime göre diyeyim, eleştirel bir tavır alabilmesinin arkasındaki neden, mutlaka ki farklı bir sınıfın da ortaya çıkması. Yani Mediciler denen bir aile bu yeni eleştirelliği içinde barındıran sanata bir şekilde destek oluyor. Mediciler aristokrat değiller. Aristokrat değiller ama aristokrat olmak istiyorlar. Yani de soylu olmak istiyorlar. Soylu olmak için de tek ellerinde yol var. Sanata yatırım yapmak. Tıpkı bugün El Maktum gibi. Yani Dubai'nin var ya. El Maktum onu da mesela soylu değil. Ama soylu olmak için işte Louvre'un yarısını kiralıyor falan. Dubai'de sergiliyor falan. Bilmem ne. Ondan sonra sürekli şeyi parayı sanata yatırarak soylulaşmaya çalışıyor. Çünkü adamın soylulaşma ihtimali yok başka bir şekilde. Sadece petrolden para kazanan bir adam ve dünya üzerinde aslında para dışında kredibilitesi sıfır olan birisi belki. Ama o çok ünlü mimarlara bir takım şeyler yaptırarak, binalar yaptırarak Dubai'yi ayrı bir mimarlık sergisi haline dönüştürerek ve çok önemli eserleri orada sergileyerek falan, çok ünlü sanatçıların enstalasyonlarını ya da plastik sanatlarını satın alarak bir şekilde sanatla kendini soyulaştırmaya çalışıyor. Ama tabii ki bu El Maktum'la Medici arasında tabii çok önemli bir fark var. Mediciler yeni devrimci bir sınıfın üyesiler. Yani burjuvazi. Burjuvazinin üyesiler. El Maktum öyle değil. Devrimci bir sınıf değil. Belki de yok olmak üzere olan, yok bir sınıfın üyesi. O açıdan çok fark var. Yani bu şekilde diyaloglarla Galile gibi bir takım olayları anlatmak geleneği aslında felsefede de sanatta da çok var. Yani bir eleştirel zemin oluşturmak, dönemin eleştirel zeminini oluşturmak. Aslında bunun en enteresan örneklerinden bir tanesi, bizde de Türkçe olarak çıktı aslında. Oscar Wilde'ın bir kitabı, Sanatçı Olarak Eleştirmen diye bir kitabı var Oscar Wilde'ın ve çok ilginç şeyler söylüyor. Burada da iki tane tip var, tıpkı Galile'nin Discorsis'indeki gibi. Burada Ernest ve Gilbert isminde iki tane insan bunlar. Buradaki Gilbert Oscar Wilde'i temsil ediyor. Oscar Wilde'in görüşlerini temsil ediyor. Ernest diyor ki sanatın en parlak döneminde, yani eski Yunan'da sanat eleştirmeni falan yoktu diyor. Sen diyor sanat ve eleştiri ayrılmaz diyorsun ama diyor. Bu diyor doğru bir şey değil. Gilbert ona karşı çıkıyor. Eleştirmen yoktu ama bütün Yunanlıların eleştirel bir ruhu vardı. Yaratıcılıkla eleştirellik arasındaki çelişki yapaydır. Eleştirme yeteneği yoksa sanatsal yaratıcılık da olmaz diyor. Yani sanat eseri sadece süs olsun diye yapılan bir şey değildir. Aynı zamanda dönüştüren, değiştiren, eleştiren bir şeydir. Yani belki eleştiri lafının sınırlarını belki criticized gibi kullanarak daha fazla da açmak mümkün.
Ama bugünün mesela sanatı çok eleştirel değil, öyle değil mi? Yani bakıyorsunuz plastik sanatlar falan bankaların sponsorluğuna geçmiş vesaire, onların sponsorluğunda bakan şey boşaltılmış bir takım alanlar ve eleştirelliğini kaybetmiş. Hatta eleştirelliğin parodisi, eleştirelmiş gibi yapan bir şeyler var. Bugün yani büyük ölçüde zaten istenen de birazcık bu. O, sanatın bir takım parodisi yapılmak isteniyor. Yani tabii ki o şeyin, geçen gün bir karikatürümde de kullandım bunu. Aslında Kierkegaard'ın çok güzel bir sözü var. Her dönem kendi parodisini gerçekleştirerek son bulur diyor. Hakikaten de şey sanat şeyi piyasası nasıl Kenan Evren bir Atatürk parodisiydi. Onun Atatürkçülüğü Atatürk'ün parodisi oldu ve hatta hakikaten Atatürkçülüğün de Türkiye'deki sonu oldu. Yani bir şekilde Atatürkçülüğü en çok yıpratan şey o parodi faaliyetiydi. Ya da işte bugünkü gene iktidarda da o parodi ilişkisini görebiliyoruz. Son dönemlerdeki durumu kendi iktidarının parodisi olmaya başlıyor giderek. Yani o dönemin sonu olduğuyla ilgili bir takım ipuçları bunlar aslında. Sanatın da parodisi, yani şeyin de parodisi, eleştirel olmayan sanatın da parodisi bugün işte bir takım kurumlarda boşaltılmış, işte bankaların himayesine alınmış ama hiç böyle muhalefet olmayan, aslında muhalefet yapıyormuş gibi yapan işte bir takım galeriler var. O galerilerde hakikaten o tür sanatın da sonunun geldiğiyle ilgili bir izlenime kapılıyor insan. Hani ya, hatırlatmak için söyleyeyim, Gezi'de gençler sokağa çıktı ve sokakta inanılmaz, hiç farkında olmadan müthiş sanat eserleri çıktı ortaya. Bu hakikaten tarihsel açıdan da önemliydi o sanat eserlerinin çıkması. Hiç kimse hatta bunlar sanat eseri mi değil mi diye bu grafitilerle ilgili öyle bile bakmadı. Ama daha sonra tarihçiler bunları değerlendirecektir mutlaka, ya da sosyologlar. Mutlaka onların içinde çok önemli sanat eserleri vardı. Onun parodisini yaptılar hemen ertesi gün veya birkaç hafta sonra. Anne ben barbar mıyım diye bir şey yaparak. Yani işte sanatçılara böyle bankaların sponsorluğundaki duvarlara, kapalı duvarlara işte bir takım böyle sloganlar falan yazdırarak Gezi'nin parodisini yaptılar. Yani bu aslında bugünün her şeyin parodik ortamda yer almasının çok enteresan bir göstergesi. Tabii sanatçının eleştirelliği kimi zaman dönem o kadar güçlü olabiliyor ki çok fazla fark edilemiyor. Mesela bugünkü dönemi, hep Türkiye'deki dönemi biraz Weimar dönemine benzetiyorlar. Yani işte 1919 ile 1933 arasında, yani Hitler'in iktidara gelişinden işte 1919'a doğru geri giderseniz, yani biraz böyle insanların dünyada en umutlandığı dönem, ya artık yırttık tamam, tarih bitti, çok güzel şeyler olacak dediği dönem, birdenbire korkunç bir hayal kırıklığı ve müthiş bir faşizmle şey yapıyor. Şeyin, bilmiyorum hiç içinizde okuyan var mı? Mutlaka vardır, çok okunan bir kitap. Çünkü Stefan Zweig'in Dünün Dünyası kitabını. Değil mi? Vardır. Onda mesela Zweig, hocam mutlaka siz okumuşsunuz. Zweig anlatır yani. Ya der, biz der hiç şeyi fark etmedik. Yani kötü bir şeyler olacağını fark etmedik. Çünkü 1900'lerin başına kadar çok kötü bir dünyada yaşanıyordu. Mesela kadınlar hiç sokağa çıkmıyorlardı. Sokakta gördüğünüz insanların hemen hemen kadınların %80'i fahişeydi. Yani diğer kadınlar dışarı bile çıkamıyorlardı. O kadar büyük bir baskı vardı ki şeydi ve ahlaki bir baskı. Daha sonra 1900'lerde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu böyle bir rahatlama oldu ve insan haklarında müthiş bir gelişme olmaya başladı. Herkes, kadın ve erkek arasındaki eşitlik fikirleri çok yaygınlaştı ve sonuçta vardığımız nokta, hukukta çok büyük gelişmeler oldu. Ve sonra dünya zenginleşmeye başladı. Sonunda vardığımız nokta şöyle bir şey oldu. Ya ne güzel, artık tarih bitti ve tarih ya da hiç savaş olmayacak artık. Tarihin tekeri başka bir yöne doğru dönüyor. Yani oraya doğru gidiyoruz. Müthiş bir bolluk olacak. Müthiş insan hakları olacak. Artık bunu hiç kimse geri döndüremez. Yani
Aşağı yukarı 5-6 yıl önce Türkiye'de böyle bakan insanların sayısı epeyce bir fazlaydı zannedersem. İşte bu paralellikten dolayı biraz bu yaşadığımız dönemi Weimar dönemine benzetiyorlar. Zweig o kitabında diyor şöyle bir şey söylüyor. Ama diyor biz diyor birkaç tane politik cinayet oldu diyor. O cinayetlerin böyle bir şeylere yol açacağını hiç düşünmemiştik diyor. Aslında Zweig'in o kitabını okuduğunuz zaman şöyle bir izlenime kapılıyorsunuz. O kitabı yazarken bile bazı şeyleri tam olarak düşünememiş olduğunu ben kendi kişisel olarak fark ettim. O da şu, yani ekonomik göstergeler. Yani sonuçta da bir de real bir ekonomi var. O entelektüel insanlar o ekonominin gelişmesine hiçbir şekilde bakmıyorlar ve de bakamıyorlar. Entelektüel insanlar sadece kültür ve sanat gibi üst yapı kurumlarından toplumu anlamaya çalışıyorlar, analiz ediyorlar. Bugün olduğu gibi. Bugün nasıl sadece işte üst yapısal olarak toplumu anlamaya çalışıyoruz ve onun bir takım paradigmaları içinde işte kimlik meselesi, kültür meselesi vesaire gibi bir sürü böyle üst yapısal meseleden anlamaya çalışıyoruz. Fakat alt yapısal sorunlara tam olarak vakıf olmadan değerlendirmemizi yapıyoruz. Birdenbire 1929'da müthiş bir kriz oluyor. Yani bu krizin temel nedeni aşırı üretim. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün de dünyada çok aşırı bir üretim var. Yani enerji yetmiyor diyorlar ya, aslında çok fazla enerji üretiliyor. Krizin de temel nedeni o. Yani paradigmayı tersten okumak gerekiyor. O zaman da o insanlar o kadar kolay çalıştırılabiliyorlardı ki, işçiler çok kolay çalıştırılabiliyorlardı o mutlu tablo içinde. Hiç kimse onlara dönüp bakmıyordu bile. Oysa ki o büyük çalışma sonucundaki üretilen malları bir gün satamamaya başladılar. Hakikaten onlar ve onlara o kadar az para veriliyordu ki, o insanlar o malları satın alamamaya başladılar, üreten insanlar. Yani bir anlamda kitle ekonomisi çökmüş oldu. Aslında bu kitle ekonomisindeki ani ve sert düşüş ister istemez o krizi oluşturdu. Bu krizde işte giderek İkinci Dünya Savaşı'nı oluşturan koşulları, faşizmin iktidara geldiği koşulları oluşturdu. Tabii koşullar ve sanat arasındaki ilişki, yani zaman zaman böyle çok paralel, zaman zaman değil, zaman zaman kendi koşullarının dışında çok şeyler yapmış sanatçılar var. Ama mesela eğer çok paralel koşullar arıyorsanız, mesela bunların en enteresan örneklerinden bir tanesi Daniel Defoe, değil mi? Yani Robinson Crusoe'yu biliyoruz sadece. Yani yazdığı başka eserler de var. Ama aslında temel olarak yaptığı iş bir tüccar bir adam, Daniel Defoe. Merkantilist dönemde, yani işte Avrupalıların Afrika'yı ve diğer yerleri sömürgeleştirdiği, oraya bir takım ticari faaliyetlerde bulunduğu dönemlerde yaşamış birisi. Ve aslında kendi kişisel tarihiyle dünyanın tarihi buluştuğu noktada Robinson Crusoe'yu yazıyor. İşte Cuma oradaki mesela onun kölesi gibi, öyle değil mi? Yani bir batılı gidiyor. Şey. Oysa ki hakikaten Daniel Defoe bütün her şeyini kaybettikten sonra, bütün ticari ünvanlarını kaybettikten sonra, hatta ticari başarısızlıktan dolayı birkaç kere hapse girdikten sonra ve kiliseyle dalga geçtiği için işte boyunduruk cezasına mahkum edildikten sonra bütün her sıfırı tüketmiş olarak eve çekiliyor. Yani kendi adasına çekiliyor. O aslında ve orada Robinson Crusoe'yu yazıyor. Aslında Robinson Crusoe kendisi bir anlamda. Ve orada bir sene sonra da ölüyor. Yani bir insanın, bir sanatçının kendi kişisel tarihiyle bütün o tarihin aynılığının çakışması sonuçta kalıcı bir eser yaratmasına neden oluyor ister istemez. Yani bu aslında tarihte bunun örnekleri çok fazla var. Ama tabii ki Daniel Defoe Oscar Wilde'ın söylediği gibi muhalif yazarlardan bir tanesi değil. Ama yaptığı şeyin bu kadar çakışması diye ister istemez onu kalıcı kılıyor. Sanatçının kendi yaşadığı şartlardan bağımsız olarak aynı zamanda o şartları aşabildiği dönemleri ve örnekleri biliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Balzac. Balzac kralcı bir insan biliyorsunuz. Kralcı ve aristokrasinin iyi aristokratlar yetiştirerek dünya düzenini kurtaracağına inanıyor. Yani onun kendi kişisel inancı bu. Fakat Balzac'ın yazdığı hiçbir eserde bunun izlerini bulamıyorsunuz. Çünkü Balzac kendisini aşmış bir insan. Yani çünkü sanatçı sonuçta sanatın en önemli şeylerinden bir tanesi kendini aşmak, yani toplumu aşmanın ötesinde kendini aşmak ve yazdığı eserlerde aslında
kendi çağına çok dışarıdan baktığını görüyoruz. Kendisi kralcı olmasına rağmen çok dışarıdan bakıyor. Acaba ileriden mi bakıyor? Çok 500 yıl öncesinden mi bakıyor? Yoksa acaba hiç yaşanmayacak olan bir gelecekte ya da geçmişte hiç yaşanmamış olan bir noktadan mı bakıyor diye insanı sorgulattırıyor. Bu aslında çok ilginç bir şey. Birçok sanatçıda olan bir şey bu. Bu bir takım şeyleri çok daha iyi anlamamıza, algılamamıza neden oluyor. Aslında bu eleştirinin en büyük yanı, belki sanat ve eleştirinin en büyük yanı, kendisini sanatçının aşıp ve kendi çağını aşıp onun dışarıdan bakabilmesi aslında. O yüzden mesela Karl Marx şeyi çok sever Balzac. Balzac en çok sevdiği yazarlardan bir tanesidir. Kralcı birisi olmasa. Çünkü kendi kişisel ideolojisini çok ötesine taşımıştır. Birçoğunuz belki okumuştur. Onun belki de bu söylediğim şeyleri en tipik olarak anlatan eseri İki Gelinin Hatıratı diye bir kitaptır. Okuyan var mı içinizde? Hatta onun filmini falan da yaptılar. Türkçe'ye de çevrildi. Okudunuz galiba değil mi? O aslında enteresan bir kitap. İki tane kadının birbirine olan aşkını anlatıyor gibi bir kitap. Fakat bu kadınlar aristokrat kadınlar. Aileleri tarafından küçük yaşta manastıra gönderiliyorlar. Ve manastırda iyi bir rahibe olmasını isteniyor. Fakat bu çocuklar genç kızlık yaşlarına geldikleri zaman kiliseyle ve Hristiyanlık düşüncesiyle ilişki kuramıyorlar. Her şeye dışarıdan bakmaya başlıyorlar. Ve biz de onlarla birlikte kilisedeki bütün şeylere, manastırdaki bütün geleneksel veya inançsal şeylere dışarıdan bakmaya başlıyoruz. Ondan sonra bunlar sıkıldıkları için tekrar eski hayatlarına geri dönüyorlar. Aristokrat hayatlarına. Fakat bu defa aristokrat hayatlarına dışarıdan bakmaya başlıyorlar. Ona eleştirel bir şekilde bak, onunla bütünleşemiyorlar. Ve aslında bütün roman bu iki insanın mektuplaşması sonucunda oluşuyor. Bu iki insan işte birbirlerine çok sevgi dolu mektuplar yazıyor. İşte maralım, aşkım, sevgilim falan diye. Ve ikisi de tamamen farklı bir kişisel hayatları, birbirine tamamen ters olan kişisel hayatları tercih ediyorlar. Bir tanesi gerçek aşkı arıyor ve gerçek aşk ancak bir insanla yaşanabilir. O da başka insanların hiçbir şekilde giremediği tamamen soyut bir çiftlikte doğayla tamamen bütünleşmiş olarak ama hiçbir problemin olmadığı yani gerçek diğer insanların pek fazla olmadığı ıssız bir yerde yaşanabilir deyip öyle bir yaşam tercih ediyor. Diğeri ise gerçek aşkı aramak yani çok ontolojik bir meseleye yani insanın belki temel meselelerinden birine eğiliyor Balzac orada. Sonsuza kadar aramaktır. Siz bunu aradığı hiçbir zaman için bulamayacaksınız ama bu arayışı kaybettiğiniz anda gerçek aşkı da kaybetmiş olursunuz diyor. Ve bu iki kadın arasında birbirlerinin yaşadıkları şeyleri kendileri yaşamadıkları için büyük bir özlem duyarak birbirleriyle olan mektuplaşmaları. Yani aslında bir yin yang ilişkisi gibi. Tabii bütün bu sarmal içinde yaşadıkları bütün şartlara o kadar dışarıdan bakarlar ki bu iki insan, tabii bizim de bakmamızı sağlarlar. Bütün o yaşanan her şeyi, kendi çağlarında yaşanan her şeyi eleştirel bir şekilde bakılmasına neden olur. Kritik edilmesine neden olur. Bu aslında çok önemli bir şey. Mesela ne bileyim Molière'in de değil mi? Tartuf adlı eserinde var ama diğer eserlerinde de var aslında. Molière aslında belki temel olarak burjuvaziye daha yakın olması gereken bir adamken hem burjuvaziyi hem de aristokrasiyi çok eleştiren mizahi öyküler yazmış yani öyküler diyorum tiyatro eserleri yazmıştır. Bu iki tarafı da birden eleştirebilmesi aslında ister istemez Molière'i bizim için kaçırılmaz kılıyor ve hala biz Kibarlık Budolası'nı izleyebiliyoruz ve büyük zevk alıyoruz. Cimri'den çok zevk alıyoruz. Ya da Tartuf hala oynandığı zaman bir takım çevreleri rahatsız ediyor değil mi? Orada Tartuf'ta bir din adamının insanları kandırarak sömürmesi, aldatması falan söz konusu ediliyor. Yani kendi yaşadığı dönemde mesela belki hatırlar yani sinemanın ilk dönemlerinde Muhsin Ertuğrul'un Nur Baba diye bir filmi vardır. Bektaşi Şeyhini. Yani biraz Tartuf'a benzer aslında konusu. Bir Bektaşi Şeyhinin insanları dolandırması, sahtekarlıkla falan. Orada da mesela Bektaşlar seti basıyorlar ve Ermeni oyuncu Papazyan seti terk etmek zorunda kalıyor. Hatta o şeyi, filmi Papazyan'ın rolünü yani Bektaşi Şeyhini Muhsin Ertuğrul tamamlamak zorunda kalıyor. Yani hiç değişmiyor bu refleks. Yani o eğer siz eleştirelseniz aradan 200 yıl, 300 yıl geçse de o eleştirellik hep
sürüyor. Tabii bizim toplumun çok enteresan bir yanı var. Bizde böyle bilinmediğin sanatla bazen çok fazla karşı karşıya gelmiyor. O yüzden sistemin tam böyle ipuçlarını tam olarak yakalayamıyor insanlar. Yani sistem tam olarak kendini ele vermiyor diyelim. Düşünsenize, yani Galileo'nun Discorsi kitabı 375 yıl sonra Türkçe'ye çevrildi. Yani herhalde Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Bundan bir 5-6 yıl önce. İki dünya sistemi arasındaki konuşmalar filan diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani biz hep okullarda okuduk, biliyoruz falan. Fakat o bütün bu bir çağ açıldı, bir çağ kapandı filan diye öğrendik, değil mi? Ya fakat bütün bunlara neden olan kitap Türkçe'ye 375 yıl sonra çevrildi. Yani bundan 6-7 yıl önce çevrildi. Yapı Kredi kimse de okumadı. Yani çünkü bilinmedin karşı karşıya gelmiyor hiç. Ya da Allah'tan şimdi yöneticiler böyle sanatçıyı affetmiyorlardı. Böyle sanatçıyla karşı karşıya gelmeye başladı biraz. Yani belli anlamlarda da olsa. Heykelleri falan açıkça hedef gösteriyorlar falan. Aslında sistemin ne olduğu birazcık ortaya çıkıyor. Bilinmediğin, mesela Taki Ettin'in değil mi şeyi yakılıyor. Rasathanesi yakılıyor. Niye yakılıyor? Çünkü Taki Ettin aynı zamanda müneccimbaşı. Bir takım iyi şeyler olacak denmesine rağmen iyi şeyler olmadığı için yakılıyor. Yoksa o bilimsel çalışmalar yapılıyor da o yüzden tabii rasathane yakılıyor falan diye bir şey yok. Tam tersi. Yani iyi fal bakamadığı için yakılıyor. Yani bütün bunlar tabii çok bizim topluma ait bir takım özgünlükler diyebiliriz. Tabii kültür konusu çok önemli. Yani kültürü oluşturan şeylerden bir tanesi, eleştirel kültür dünyasını oluşturan şeylerden bir tanesi sanat. Ama biz kültüre nasıl yaklaşıyoruz, nasıl yaklaşabiliriz? Yani kültürün ve sanatın tabii çok politik bir boyutu var. Yani bu politik yanı neydi? Ve bugün nasıl bakmalıyız? Aslında hakikaten problem gelip buna dayanıyor. Yani bugün bir çağda yaşıyoruz ve biz kültür ve sanat konularına nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili tam bir gelecek tasavvurumuz da olmadığı için, o da ayıplandığı için artık, neredeyse yasaklandığı için. Bunları sadece bir şeylere direnerek, bir şeylere karşı çıkarak ifade edebiliyoruz ama genel olarak bir teorik bakış açısı da oluşturmaktan bazen çekiniyoruz. Şimdi ben 1980 öncesinden bir takım örnekler vermek istiyorum. 80 öncesinde kültür dendiği zaman işte muhalif olan kesimde belli bir süre sonra hemen kültür emperyalizmi lafı da geliyordu. Kültür emperyalizmi deyince mutlaka Walt Disney ve Mickey Mouse örneği de veriliyordu falan. Böyle bir sıra izliyordu bu. Yani buradaki bu sıranın izlemesinin nedeni, yani dışarıdan bir müdahale, yani kültür öyle bir şeydir ki özel bir şeydir, olması gerekir. Bizim kendimize ait bir kültürümüz var ama dışarıdan gelip birileri bize bir şey öğretmesin gibi bir tavır vardı. Daha sonra 80'lerden sonra bu değişmeye başladı. Kültürün göreliliği kavramı ortaya çıktı. Cultural relativeness denilen kavram İngilizcesi ve bu çok moda oldu. O zaman dendi ki işte demokrasi olabilmesi için hiçbir kültüre müdahale etmemek gerekir. Yani her kültür kendi içinde özerktir. Her kültür bir başka kültürle kıyaslanamaz. Ki kültürler kendi içinde ne kadar özerk olursa ve bunlar arasında eşit bir ilişki kurulursa demokrasi budur şeklinde bir yaklaşım oldu ve bugün hala o yaklaşım var. O yaklaşım söyleyen yani kültürel görelilik üzerine kurulu bir yaklaşım var. Bu aslında çok enteresan bir şey. Bu kültürel görelilik bizim bugün yaptığımız sanatsal şeyi de çok etkilediği için birazcık bu kavram üzerinde durmak istiyorum. Aslında antropolojik bir kavram ve 19. yüzyılda Franz Boas tarafından ortaya atılmış. Yani Amerikan antropolojisinin kurucusu. Belki de antropolojinin kurucularından, en önemli insanlardan bir tanesi olan Boas tarafından ortaya atılmış bir kavram. Kültürlerin kendi içinde özelliğinden bahsediyor. Bu ilk bakışta son derece demokratik gibi gözükmesine rağmen aslında bu da özellikle bizim gibi ülkelere ya da işte Libya gibi, Irak gibi vesaire gibi ülkelere postmodern dönemde dışarıdan empoze edilen kavramlardan bir tanesi. Yani ne demek ya işte o kadın sünneti o toplumlara özgü bir şeydir.
O yüzden onları kendi normları içinde değerlendirmek lazım. Ya da bir insan çocuğunu ilkokula başörtüsüyle göndermek istiyorsa bu onların bileceği bir iştir. Yani kültürel relativeness'e göre, yani kültürel şeye göre, göreliliğe göre o onlarla ilgili. Eğer ona müdahale ederse devlet ya da başka birisi, bu hiç doğru değil. O yüzden her kültür kendi içinde özelliktir. Böylelikle normlar ortadan kalkmaya başladı. Yani normların ortadan kaldırılması ve kültürelizm dediğimiz aslında baskıcı bir sisteme yol açtı. Yani nasıl bir baskıcı bir sistemdi bu? Her bütün bir kere şöyle bir şeyi kabul ediyordu. Bütün kültürler kendi içinde özerktir ve sonsuza kadar birbirlerini yemekte serbesttir. Yani çünkü bunlar birbirleriyle çatışma halinde olacaklar. Ve bunların içinde ortaklaşa bir ortak bir norm yoktur yani. Kimisi karı kızı sünnet eder, kimisi başını ilkokuldan itibaren bağlar, kimisi başka bir şey yapar insan hakları ile ilgili. Ve bununla ilgili herhangi bir norm baştan itibaren söylemek bir müdahaleci tavır olduğu için yanlış bir şeydir diye. Tıpkı daha önceki kültürel olarak müdahale etmek nasıl yanlıştırsa bir yin-yang ilişkisi oluşturdu. Kültürel görelilikle kültürel müdahale bir yin-yang ilişkisi oluşturdu. Ve bu aslında şunu çok rahatlıkla telaffuz edebiliriz ki bu yin-yang ilişkisi emperyalizmin oluşturduğu bir yin-yang ilişkisi. Bir tür sömürü toplumlarını empoze edilen bir şey. Şimdi nasıl Libya diye bir ülke bir aşiret savaşları haline dönüştürülen, hiçbir normun olmadığı bir ülke haline dönüştürüldü. Ya da Mısır, ya da Suriye, ya da başka ülkeler falan. Aslında hepsinin arkasında baktığınız zaman bu kültürel görelilikle ilgili antropolojik tezin olduğunu görüyoruz. Yani bu ya da uzantısı bu böyle bir şeye yol açıyor. İlginç bir şey söyleyeyim. 2008'de tabii birçoğunuz biliyordur bu haberi okumuştur. İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı 5 büyük kente şeriat mahkemeleri oluşturuldu. Ve Sunday Times bu konuyla ilgili bir haber yapmış. Londra başta olmak üzere Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham, Bradford, Manchester, Warwickshire'de bölge mahkemelerinin bünyesinde hizmet verecek olan şeriat mahkemeleri, boşanma, aile içi şiddet, mali anlaşmazlıklar gibi sosyal konularda söz söyleme hakkına sahip olacak. Geçenlerde televizyon açtım, çok ilginç bir şeyle karşı, açar açmaz karşıma çıktı. Bir tane sakallı birisi çıkmış diyor ki, ya diyor kadın medeni hukuka göre diyor, tabii ki erkek iki alacaksa kadın bir alacak. Neden hocam diyor öbürü de filan. Çünkü diyor aptal olma diyor. Kadının beyni daha hafif diyor. Bilimsel olarak bu böyle ispatlanmıştır. Bunu şimdi bu bir adamın inancı ve belki de işte bu inanca göre şey yapan, hizmet veren mahkemeler hiçbir norm olmadığı için, hiçbir insan hakları ile ilgili bir norm olmadığı için bu kültürel normlara göre, tamamen kendi iç kültürel normlarına göre karar verebiliyorlar. Ve hatta bu da isteniyor. Bu aslında ne demek? Yani İngiltere içinde eğer farklı etnik ve kültür grupları varsa daha alt gibi görülen, alt kültür gibi görülen, bu insanlar laiklik hakkından ve eşitlik hakkından faydalanamayacaklar. Yani kültürel relativeness ilkesine göre, kültürel görelilik ilkesine göre. Yani o öteki dediğimiz, ötekiye bilmem ne yapalım diye çok sık kullanılıyorsa, ötekiye saygı. Aslında kültürel relativeness'in oluşturduğu bir kavram o. Öteki diye bir şey yok. Hiçbir zaman için olmaması gerekiyor. Ötekine saygı göstermek kültürleri klasifiye etmekten kaynaklanıyor. Bu da tıpkı şeydeki gibi, baştaki kültürün empoze edilmesi gibi bir şey. Tabii bu aslında bizim dönemimizde yapısalcıların çok üzerinde durduğu temalardı bunlar. Yapısalcılar bu kültürel görelilik ilkesini çok abartmışlardı ve Lévi-Strauss hatta ilkel toplumların medeni toplumlardan çok daha ileride olduğunu söylüyorlardı. Bilmiyorum Yaban Düşünce kitabını okudunuz mu? Hürriyet Yayınları'ndan mı çıkmıştı? Onun girişinde çok güzel örnekler var aslında. Çok da güzel ve çok da doğru şeyler de söyler. Ya ilkel bir toplum mesela modern toplumlar gibi insanları tek bir sıfatla adlandırmaz. Mesela bir insana zengin insan, bir insana fakir insan demez. O insanın sadece olduğu pozisyonundaki durumu anlatmak için o sıfatları kullanır. Mesela zengin bir insan, fakir bir insanı öldürdüyse, o insanın zenginliği onun fakirliğini öldürdü diye bir cümle kurar. Bu cümle çok sofistike ve entelektüel bir cümledir filan gibilerinden bir şeyler söylemek ister. Bu tabii ki daha sonra
Strauss'la yapılan bir röportajda diyor ki, ya diyor ama böyle olmayan bir sürü örnek biliyorum diyor bir antropolog. Evet diyor, ben diyor kendi tezimi ilk önce atıyorum, sonra o teze uygun olan örnekleri seçiyordum diyor. Yani bu aslında antropologların ve işte şeylerin, ideologların diyeyim, çok yaptığı bir şey. Tabii bu kültürün empoze edilmesi tavrı sadece dışarıdan değil, aynı zamanda devlet de bize kültür empoze ediyor şeklinde bir tavır da vardı. İşte burada sık sık gündeme geliyor. 1973 yılında hani Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle bir sürü heykel yaptırıldı ya. O heykele bir sürü insan şey olarak baktı o heykele. 20 tane sanatçı, heykel sanatçısına heykel ısmarlandı biliyorsunuz. O heykeller şehrin değişik yerlerine yerleştirildi. Sonra da bir kısmı bunların yavaş yavaş yok edildi. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Yani bunlar hiçbir iz bile yaratmadılar. Fakat bazılarında bazı olaylar var. Mesela Muzaffer Ertuğrul'un Tophane'deki işçi heykeli. Biliyorsunuz onu mutlaka. O hala duruyor. Ve o heykel kondu oraya. Fakat konduğu andan itibaren elinde böyle bir balyoz olan böyle Donatello-vari çizim yapılmış. Yani biraz yer çekimini hissederek yapılmış betondan bir heykeldi. İlk önce gelip onun kollarını kırdılar, sonra balyozunu kırdılar, sonra bir kolunu kırdılar, sonra öbür kolunu kırdılar, sonra ayağını kırdılar falan, sonra kafasını kopardılar. Adamın bütün hayatı Ertora'nın o heykelin restorasyonuyla geçmiş. Sonra bir gün vefat ettiğinde karısı oh öldü de kurtuldu demiş yani sürekli hayatı boyunca o heykeli restore etti diye. Yani hakikaten şimdi o aslında öyle bir hale geldi ki o heykel. Gerçekten dünyadaki ve Türkiye'deki işçi sınıfının durumunu en iyi yansıtan şey haline geldi. Çünkü kafası yok, iki kolu yok ve bir ayağı yok. Ve elleri kolları yok. Tamamen bir torso haline dönüşmüş vaziyette. İşçi sınıfının şu anki durumu gibi. Yani torsolaştırdılar ya çalışan insanları, böyle duruyor. Yani hiç onlardan hareket etmesi bile istenmiyor filan. Ha? Evet, Kızgın Özellik'in de çaldılar. Evet, Gürdal Diyar'ın Yıldız Parkı'ndaki o güzel İstanbul, şimdi Yıldız Parkı'na şey yaptılar. Ferit Özçen'in Arnavutköy'deki yağmur heykeli. Arnavutköy'de oturuyorduk o zaman. Bir gün bir kalktık, heykeli kesip götürmüşler. Ne oldu filan? Çok da güzel bir heykeldi. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Çok güzel bir heykeldi. Ya dediler, burada yol çalışması yapıyor abi, burada bir demir parçası var, nedir? Anlamadık falan. Ya dedik, o heykel miydi falan. Böyle bir şey. Ve işin en ilginç tarafı bu heykellerin fark edilmemesi bile. O heykellerin işte şimdi karpuz, kavun ve domates heykelleri var ya, onlardan şikayet ediliyor. Aslında o olay böyle başladı. Yani çok zorlarsak arkasında demin söylediğim şeyler var. Yani kültürün bir devletin kültürel müdahalesini ya da işte burjuvazinin diyeyim, bir burjuva kültürünü kabul etmeyen insanlığı giderek kendi estetiklerini oluşturdular. O da işte Susurluk'ta ayran heykeli yapmaya kadar götürdü insanları. Yani ayranın da heykeli yapılır mı demiyorum. Hakikaten var yani ayran heykeli. Ama bu çok ilginç bir şey. Ben de mesela kişisel olarak yaşadım. 1986 yılıydı galiba. Beşiktaş'ta bir heykel vardı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın şeyde. Ve o zamanlar Mümtaz Kolay'dı Beşiktaş Belediye Başkanı. Mehmet Uyan'ın heykeliydi. Böyle bir çok güzel böyle taştan bir heykeldi bu. Parkta gayet geniş bir parktı. Mümtaz Kola şey yapmaya karar vermiş. Türkiye şeyinin gazetesini çeşmesini parka koymaya karar vermiş. Fakat ne hikmetse o heykeli kırarak onun yerine koymaya karar vermiş. Hakikaten heykeli takır 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 kırdırıyor bir gün. Yerine Türkiye. Fakat biz o sırada yazılar çizdik, yazdık, karikatürler çizdik. İşte bu heykel bilmem ne büyük düşmanlıktır falan filan diye. Adam çok paniğe kapıldı. Çünkü o hakikaten sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne de geldi. Bir heykeli kırmanın bir suç olduğunu bilmiyormuş adam. Hakikaten de ben onunla konuştum. O dehşete düşüyordu bizim söylediğimiz şeyler karşısında. Yani hakikaten bu bir suç ama ben dedi faydalı bir şeyler yapıyorum. Yani onun yerine bir çeşme koyun. Bakın o hikayede bir musluk falan yoktu. Biz ona şey yaptık, yapıyoruz falan. Evet, çeşme duruyor değil mi? O çeşme ve şey çok ilginç bir şey. Aslında bu tabii bir dönemin başlangıcıydı. Yani bugünkü
Atatürk Kültür Merkezi'nin durumuna, alışveriş merkezi yapılmasına çok benzer bir durum bu. Yapılmak istenmesiyle çok benzer bir durum. Ya da İstanbul Modern'in sözcülerinden bir tanesinin, ya biz aslında burayı bir alışveriş merkezi gibi ya da ne bileyim bir hamburgerci dükkanı gibi olsun istiyoruz diye söylemesiyle bunun arasında bir büyük bir paralellik var. Yani bugün aslında çağdaş gibi görülen şeyle bu muhafazakarlığın buluşması, aslında bu bir deminki anlattığım yin-yang ilişkisi gibi bir şey. Eğer biz bu yin-yang ilişkisini anlayamazsak, yani tırnak içindeki çağdaşlıkla, yani contemporary art'la ya da sanat tarihinin özelleşmesiyle, yani bunları sıralayabiliriz. Nasıl sanat tarihi, Devlet Resim Heykel Müzesi kapatılıyor bir şekilde, onun yerine bir iş adamının kendi kişisel koleksiyonu sanat tarihini temsil edebiliyorsa ve onun başına geçecek olan veya geçen insanlar şey diyebiliyorsa, ya işte biz burada bir süpermarket gibi bir tavır olsun istiyoruz diyebiliyorlarsa, bu aslında Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanması ya da Mümtaz Kola'nın o heykeli yıkıp yerine Türkiye Gazetesi'nin çeşmesini koymasıyla aynı şey. Ya da o heykellerin gidip yerine işte ayran heykellerinin konması aynı şey. Yani bunlar arasında müthiş bir yin-yang ilişkisi var. Yani çağdaş dediğimiz contemporary, bugün selfie çeken şehzade var ya, onu siz salta koyun. Çok büyük bir sanat eseri olarak o şey yapıldı. Bugün gazetelerde dalga geçilen şey. Çünkü contemporary art tam da o. Aslında bunların ikisi arasında inanılmaz bir yin-yang ilişkisi, inanılmaz bir bütünleşme var. Ve bu muhafazakarlıkla tırnak içindeki çağdaşlığın bütünleşmesi. Tabii Türkiye'de çağdaşlık çok tehlikeli bir kavram gibi görüldüğü için bu contemporary lafını nedense Türkçe'ye çağdaşlık olarak çevirmediler. Güncel sanat diye bir şey uydurdular. Yani aslında çevirinin tam karşılığı değil, hiç bir karşılığı değil. Çünkü işte Çağdaş Yaşam Derneği var, Çağdaş Gazeteciler şeyi var. O böyle yanlış anlaşılmasın diye. Onların başındaki insanlar bir şekilde, ya buna biz güncel diyelim en iyisi dediler ve böyle bir şey, böyle bir kavram uydular. Bu tabii bütün bu kültüralist çabalar sonucunda sanatın eleştirelliği perdelendi ve yok edildi yani Türkiye'de. Sanat bir takım şirketlerin kontrolü altında, sponsorluğuyla ancak yapılabiliyorsa yapılır oldu. Ya da ancak bir takım koleksiyonerler, işte eğer siz o iş adamının müzesine girmek istiyorsanız, zaten girebilirseniz ancak sanat tarihine geçebiliyordunuz. Eskiden o iş adamı bir koleksiyoncu olarak o sanat eserlerini satın alırken, sonra dedik hayır ben satın almayacağım, eğer bu müzeye girmek istiyorsanız siz bana para vereceksiniz demeye başladı. Ve öyle sanatçılar çıktı ki, plastik sanatçı, ya efendim benim eserimi sergilerseniz ben size 100 bin lira verebilirim demeye başladılar. Tam tersi bir ilişki olmaya başladı. Çünkü eğer o eseri orada görülürse sanat tarihine geçmiş olacak. Ve sanat eleştirmenleri de, ki ben yakından tanıdığım bazı insanlar var ne yazık ki, tanıtımcı haline dönüştürdüler. Yani bu şeylerin, bu faaliyetleri tanıtan, asla eleştirel olmayan, hiçbir şekilde kritik etmeyen bir takım yazılar yazmaya başladılar. Ya da eleştiriyormuş gibi yapıp aslında tanıtım yapan yazılar yazmaya başladılar. Bu tabii ister istemez sanatın eleştirelliğinin kaybolması, gelecekle ilgili insanların tahayyülünün yok olmasıyla çok paralel olan bir şey. Çünkü eğer sizin gelecekle ilgili bir tahayyülünüz yoksa, geleceği sadece bir baskı mekanizması olarak görüyorsanız ve sadece ben bugünü yaşamak istiyorum, bugünü yaşamak istiyorum diye bir ideolojiyle belirleniyorsa yaşantınız, o zaman bununla ilgili hep geçmişe bakma. Yani nedir? Geçmişte bir takım kötü olaylar oldu. Ya onları sürekli gündeme getireceksiniz. Geçmişte şu oldu, geçmişte bu oldu. Geçmişin sizi rehin almasına izin vereceksiniz. Geleceksiz bir toplum için. Sürekli bugünü nasıl yaşayabilirimin ideolojisini kurmaya çalışacaksınız. Ama tabii ki bunlar aslında hepsi bir perdeleme sonucunda olan bir şey. Tabii ki insanların mutlaka gelecek projeleri, yani toplumsal olarak tabii, tek tek kişisel olarak değil, gelecek projeleri mutlaka var. Tabii bugün çok karmaşık bir dönemden geçiyoruz. 1971 yılında bir örnek vereyim.
O yüzden bazı şeyleri anlamak için hakikaten geçmişten daha fazla okumamız gereken bir dönem. Daha fazla algılamak için daha çok çaba göstermemiz, daha çok teorik metinleri, felsefi metinleri okumamız gereken bir dönem. Ve en az da okuduğumuz dönem bu dönem. Çok ilginç bir şey. Herkes çünkü istifade etmek istiyor ya da borçlarını ödemek istiyor. Herkes borçlu. Borçlu insanlar toplumsal muhalefet yapamıyorlar. İnsan ancak alacaklı olduğunu hissettiği zaman muhalefet yapıyor. Çok tuhaf bir şey. Yani ben alacaklıyım, benim bu toplumdan alacağım var, bu devlet bana bunu vermeli filan dediği zaman muhalefet yapabiliyor. Ama eğer insanların hakikaten kredi kartları, borçları varsa, ya ben borcumu ödeyemezsem ne olacak diye bir paniğe koysa ki, yani bu sistem seni borçlandırmış öyle değil mi? Boş ver, borcunu ödeyeme ne olacak filan diyemiyor insanlar. Yani ben borcumu ödeyemezsem ne olacak diye muhalefet yapmaktan vazgeçiyor ve Türkiye'deki aslında insanların, bütün dünyadaki insanların toplumsal muhalefetin ve gelecek projesinin yok olmasının temel nedenlerinden bir tanesi insanların borçlanması üzerine kurulu bir sistemin yerine gelmesi. Şimdi mimarlıkla ilgili bir örnek vereceğim. 1971 yılında, yani hepinizin bildiği bir örnek olduğu için vereceğim. Fransız olmayan iki tasarımcı önemli bir mimarlık projesi yaptılar Paris'te. Pompidou Kültür Merkezi biliyorsunuz. Bunlardan yani Richard Rogers ve Renzo Piano. Yani o projeyi hepimiz ve birçoğumuz da gidip gördü zaten. İşte bir cam tarihi doku içine yerleştirilmiş. Bir kültür merkezi aslında. Ve çok da güzel bir şey, çok da önemli bir şey. Cam bir küp veya dikdörtgen bir küp, prizma. Ve her şeyin şeffaf olduğu, dışarıdan görülebilen, hiç daha önceki bilinen kültür merkezlerine benzemeyen, aslında son derece devrimci bir yapı. Yani sadece yapı olarak değerlendirirsek, bir Fransız kloşarı eline şarap şişesini alıp oradaki raftaki kitapların hepsine yere atıp orada uyuyabiliyordu ilk açıldığı zaman. Ya da ne bileyim istediği kadar televizyon seyredebiliyordu isteyen, kulaklıklarını takıp. Bütün gününüzü orada geçirebiliyordunuz. Aynı zamanda üst tarafta da Picasso'lar, Monet'ler, Manet'ler falan vardı. O üstün sanat eserlerini de görebiliyordunuz. Yani bir anlamda sanatla şey arasındaki bağlantıyı, halk arasındaki bağlantıyı çok güzel kuran bir yapıydı. Fakat bir süre sonra anlaşıldı ki bu tarihi doku içine yapılmış bu çok güzel camdan ve her açıdan devrimci gibi gözüken bu yapı aslında bir tür gentrifikasyon projesinin bir parçası. Yani oradaki bütün şeylerin pahalılaşmasına neden oldu eski tarihi doku içinde. Ondan sonra oradan fakir insanların göç etmesine neden oldu. O kadar pahalılaştı ki onlar. Daha sonra da Fransa'da hal binalarının, haller denilen büyük projenin yapılmasına neden oldu. Ve oradaki o atıl duran bölgeyi soylulaştırarak oraların aşırı derecede pahalılaşmasına neden oldu. Şimdi baktığınız, bir yandan baktığınız zaman çok güzel bir proje ama bir yandan da baktığınız zaman bir takım farklılıklar taşıyor. Bugünün insanları, eğer tabii sanatçılar dahil olmak üzere, yani sanat ve eleştiri olduğu için konumu söylüyorum. Bu yin yang ilişkisini, ikili ilişkileri mutlaka çözmek zorunda yani yaptıkları eleştirilerde. Eğer bu eleştirilerden, bu taraflardan sadece bir kişiyi görüyorlarsa tamamen kültüralist modeller içinde kalıyorlar. Ve ne yazık ki sistemin yeniden üretilmesi, aslında muhalefet ediyorum derken sistemin yeniden üretilmesine neden oluyorlar. Aslında şeye baktığımız zaman bugünkü liberalizm o yüzden eski bir 19. yüzyıl ya da 20. yüzyıl başlarındaki liberalizmden çok farklı. Çok farklı paradigmaları, farklı enstrümanları var. Bütün o enstrümanları insanların ne kadar gözleyip ne kadar eleştirebildiğinden tabii ki insan şüpheleniyor. Ama giderek batıda olsun, bütün dünyada olsun bu global sistemin eleştirisi çok ince bir şekilde yapılmaya başlandı. Bu bence çok çok önemli bir şey. Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Yani sadece böyle dualist bir takım kalıplar içinde de ya işte bu ulusalcılar bunu böyle eleştiriyor da işte Kürtçüler de bunu böyle diyorlar da falan şeklinde değil. Hakikaten inceliklerine vararak bu kültüralist sistem ve postmodernist sistem çok eleştiriliyor. Ve hakikaten bu eleştirilerde, bu teorik eleştirilerde hem sanat bağlamında olsun geleceğe umut taşımamıza neden oluyor.
Bu dönemin özelliklerinden kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra sözü size bırakayım diyorum. Çünkü daha çok örnekler verilebilir ama sıkıcı olabilir diye korkuyorum. Bu toplumun özelliklerinden, bugün bu dönemin özelliklerinden bir tanesi, sınıf yok, kimlik var. Yani demin söylediğim şeylerin uzantısı, onu tekrar etmeyeceğim. Yani çok kültürlülük var. Bunun yerine bu kültür arasında eşit olan ilişki kurulursa demek ki dünya mutlu olacak gibi bir perdeleme, bir yanılsama. Oysa ki kültür dediğimiz şeyler, gruplar, kültürel gruplar sınıflardan azade değil. İşlerinde çok zengin de var, çok fakir de var bu insanların. Bütün bunların bir problematik haline getirmeyip sadece kültürler arasında ilişki kurulmasını öneren, kültürel görelilik ilkesi üzerine kuran bir şey var ve bütün bu aslında çok kültürlük kavramı da bir monokültürleşmeye yol açıyor. O da kesinlikle görülen bir şey. Aslında çok kültürlük denilen şey eşittir tek kültürlük. Yani nasıl bütün şehirlerin meydanlarında, bütün dünyadaki şehirlerin meydanlarında aynı zincirlerin mağazaları var. Ya da bir Mısırlı contemporary art sanatçısıyla İstanbul'daki ya da Paris'teki bir contemporary art, video art sanatçısı aynı şeyi yapıyor. Bütün bu monokültürleşmenin egemen olduğu bir meşrulaşma süreci yaşanması öneriliyor. İkincisi, devlet hegemonyası yoktur. Özel şirketlerin hegemonyası vardır. Özel şirketin bir şey ne kadar özelleşirse o kadar bireyselleşir tırnak içinde. Bu bir gelişmedir. Yani bu dönemin ideolojilerinden bir tanesi. Yani siz devleti eleştirebilirsiniz ama bir şirketi asla eleştiremezsiniz. Onun yaptırımları vardır çünkü. Onun iş hayatıyla, ticari hayatıyla oynuyorsunuz. Ve o yüzden özellikle bizim gibi toplumlarda şirketler çok az tanınıyor. Mesela sosyalistlerin olduğu birçok toplantıda şirketler neredeyse yeni yeni eleştirilmeye başlandı. Şirket isimleri hiç geçmiyor. Hep sistemden bahsediyoruz, hep şeyden bahsediyoruz. Şirket isimleri hiç geçmiyor. Oysa ki dünyayı artık şirketler yönetiyor ve global şirketler yönetiyor. Şirket isimleri hiç, o anlamda da bu ideoloji bayağı tutmuş vaziyette. Mesela Cargill şirketini biz sadece İznik'te kaçak yapı yapan bir şirket olarak konuşuyoruz. Oysa ki Cargill şirketi aynı zamanda Türkiye'deki tohumculuk yasasını değiştiren şirketlerden bir tanesi. Ya da Hindistan'daki, değil mi? Hindistan'daki hardal yağı üretiminin yerine soya yağı üretimini, çünkü soya konusunda çok güçlü. Bu şirketler, Monsanto gibi, Cargill gibi şirketler, onun 3000 yıllık beslenme geleneğini bozup, hatta hardal yağı üretimini yasaklayıp, hardal üretimini yasaklayıp, onun yerine soya üretimini empoze eden ve tohumları da kendilerinden alınmasını söyleyen ve ona göre de yasalar çıkartan şirketler. Türkiye'de de bunlar yapıldı, fakat bütün bunlar yapılırken o kadar güzel bir perdeleme yapıldı ki, tıpkı sanatta olduğu gibi, contemporary perdelemeler. Bu contemporary perdelemeler sonucunda bu insanlar bu şirketlerin isimlerini asla öğrenemediler. Hiç ilgilenmediler bile. O sırada onlar çünkü kültürelist meselelerle ilgileniyorlardı. Mesela işte acaba HDP seçimlerde barajı açacak mı, aşamayacak mı? Ya da CHP'nin bilmem nesi nasıl olacak falan. Böyle basit kültürelist şeyler içine sıkıştırılmış. Sadece konuşulması gereken şeyleri konuşarak hayatlarını geçiriyorlardı. Ve hala ne yazık ki halen de öyle geçiriyorlar. Bütün bu sistemi algılamakta o yüzden de yetersiz kalınıyor. Çok iyi niyetli insanlar, çok iyi bir muhalefet. Tamamen kültüralizm içinde, kültüralist tartışmalar içinde boğulup gidiyor aslında. Tabii bu şeylerin en önemli, bugünün en önemli özelliklerinden bir tanesi de yarının olmaması. Yani gelecek tasavvurunun insanların olmaması. Onu da biraz önce şey yaptık. Kültür konusuna gelirsek, kültür konusunda aslında sadece işçi sınıfının kültürüne değil, aynı zamanda burjuva kültürüne karşı da bir tavır olduğunu görüyoruz bu dönemde. Yani bu kültürün, iki kültürün, yani modern sınıfların kültürünün diyeyim, giderek çöp tenekesine atıldığı ya da süpürüldüğünden bahsedebiliriz. Yani onun yerine ise popülizmin geldiğini görebiliyoruz. Yani pop kültürünün onun yerini aldığını. Yani işte bir takım müzelerin biçimlenişinden tutun da AKM'nin işte kapalı kalıp onun alışveriş merkezine dönüştürülme çabalarına kadar. Pop kültürünün giderek popüler kültürün
böyle bir şeyin yerini alması. Mesela bir şeyi konuşmuştuk da, mesela Fazıl Say bir keresinde çıktı, Mercan Dede ile bir konser verdi. Berbat bir konserdi. Hakikaten çok kötü bir konserdi. Çünkü ikisinin şeyleri birbirine uymuyor. Kalibreleri uymuyor birbirine. Birisi hakikaten çok büyük bir müzisyen. Diğeri ise popüler bir sanatçı. Sonuçta sorduk yani niye böyle bir şey oluyor bir takım arkadaşlar vasıtası. Şey demiş Fazıl, ya demiş böyle bir şey olmazsa gençler dinlemezler. Mutlaka onların yanında onların popülerliği bir popüler kültürden bir öğe olduğu zaman bu kültür ancak o zaman klasik müzik kültürü de o zaman yaygınlaşacak. Aslında bu bütün dünyada öyle bir tavır haline geldi ki klasik müzik kalmadı. Her şey böyle olmaya başladı. Her şeyin yanına bir Mercan Dede eklenmeye başlandı. Bir keresinde çok ilginç bir şey. Shakespeare'in bir oyununu izlerken Venedik tacirini Venedik taciri tabii hiçbir zaman için artık Venedik taciri Venedik taciri gibi oynanmıyor. Öyle bir hale geldi ki Venedik tacirinin cep telefonu var, Jaguar'ı var, ondan sonra önünde bir tane bilgisayar var vesaire. Böyle bir kültür var. Sonunda bir çift, genç bir çift arkamda konuşuyorlardı. Dedi ki birisi birine, ya biz acaba dedi bir Shakespeare oyunu, gerçek bir Shakespeare oyunu ne zaman görebileceğiz? Çünkü belli ki birçok Shakespeare oyunu görmüşler ama hiçbirisi postmodern olmayan bir Shakespeare oyununu görmek fırsatını elde edememişler. Acaba gerçek bir Shakespeare oyunu ne zaman? Ve Avrupa'da benim de tiyatro eserlerim zaman zaman sahneye kondu. Almanya'da çalıştığım bir tiyatro benim bir eserim oynarken ya ben dedim ne güzel salon hep doluyor filan. Yo dedi burada salon hep doluyor fakat dikkat edin dedi. Burada dedi 30 yaşın altında kaç kişi var? Hakikaten çok az insan vardı 30 yaşın altında. Gençler dedi tiyatroya gelmiyor dedi. Birkaç sene sonra gittiğimde gene tiyatronun yöneticisiyle konuştum Edith'le. Dedi ki Edith Korber'le. Dedi ki artık dedi gençler tiyatroya gelmeye başladı. Ne yaptınız peki dedim. Ya da klasikleri sahneye koyuyoruz. Ama klasikler olduğu gibi klasik olarak sahneye koyuyoruz. Mesela Brecht sahneye koyuyoruz dedi. Ama Brecht'i Brecht gibi koyuyoruz. Hiç böyle yanına postmodern eklemeler yapmadan. Birdenbire gençler, çünkü bir kuşak artık birkaç kuşak geçmiş. Yeni kuşak artık ya Brecht nedir biz bunu öğrenmek istiyoruz. Gerçeğini görmek istiyoruz. Bırakın o işte yanında işte aynı zamanda bilgisayara bakan, cep telefonuyla konuşan bir Brecht oyunu izlemek istemiyoruz. Bugüne uydurulmuş. Tırnak içinde. Gerçek bir Brecht oyunu nasıldı onu izlemek istiyoruz. Ya da gerçek bir Shakespeare oyunu nasıldı onu görmek istiyoruz şeklinde. Bu tabii aslında bir yandan da böyle bir şey bir dönemin de sonu olduğunun, sonunun geldiğinin bir takım göstergeleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben aslında daha ilerletebilirim konuşmamı ama sizlerin de çok şey söyleyeceğinizi düşünüyorum. Sizlerden belki bir takım sorular ya da konuşmak isteyenler olabilir. Öyle yapalım mı yoksa devam mı edeyim ben? Devam. Peki. Sanatın meşrulaşması, yani sanat yoluyla belli bir meşruiyet kazanılması ve sanat yoluyla aynı zamanda bir egemenlik, bir hegemonya kazanılması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Amerikalıların dişlerinin çok kamaşmasına neden oldu ve bütün sanat merkezi Avrupa'daydı ve İkinci Dünya Savaşı'nı fırsat olarak gördü Amerikalılar. Acaba biz Paris'in elinden bu şeyi nasıl çalabiliriz? Gibi bir düşünceye kapıldılar. Abstrakt empresyonizm biliyorsunuz bu. Aslında çok ilginç bir şey. Komplo teorilerini hiç sevmiyorum fakat daha sonra yayınlandığı için bunlar hatta kitap haline getirildiği için de ortaya çıktı. Bayağı CIA falan oturuyorlar sanat eleştirmenleriyle birlikte. Ya bu Avrupa'dan modern sanatı nasıl şeye taşıyabiliriz? Nasıl çalabiliriz yani bu fikri? Amerika'ya nasıl çalabiliriz diye toplantılar yapıyorlar. Clement Greenberg diye bir eleştirmen de onlara eşlik ediyor ve onun projeleri, onun bir takım eleştirmenleri, eleştirileriyle çok bayağı ciddi yol alınıyor. İşte sonunda icat edilen şey abstrakt empresyonistler. Biliyorsunuz işte Jackson Pollock, Rothko gibi. Onlara birdenbire dehşetli paralar veriliyor.
Ben çocukluğumda sanat dergilerini, yani ilk gençlik yıllarımda çok okuyordum. Ve bir gün böyle Milliyet Sanat'taydı galiba, dehşete kapıldım. Jackson Pollock'un bir tablosuna 1 milyon dolar verilmiş. Ve o zaman dolar tabii çok çok yüksek bir de. Şimdiki 1 milyon dolar değil yani, daha da bir. Ve birden birisi de parayı bastırıp almış. Tabii bu paralar verilmeye başlayınca sanat paralılaşmaya başladı. Özellikle plastik sanatlarda inanılmaz bir paralılaşma olmaya başladı. Ve bu paralılaşma sonucunda bütün sanatçılar şeye kaymaya başladı, Amerika'ya kaymaya başladı. Ve New York sanat merkezi oldu, tırnak içinde. Gerçek bir sanat merkezi değil ama sanatın pazarlandığı yer New York olmaya başladı. Ve Paris'in elinden 2. Dünya Savaşı'nın sonunda belli bir kurgu içinde yaratılmış ve belli bir kurgu içinde paralılaştırılmış abstrak, yani soyut ekspresyonist çalışmalar sayesinde Amerikan tarzı sanat bütün dünyayı kapladı ve hakikaten böyle bir manipülasyonla New York bir sanat merkezi oldu ve Paris'ten bu fikri çalmış oldu ve daha sonraki işte bugün contemporary art dediğimiz şeylerin hepsi Amerikan çıkışlı aslında. Daha sonra dünyaya bu konuda da hegemonik bir şekilde hükmetmeye başladı Amerikan sanatı ve aslında sanatın bu anlamda meşrulaşması ve sanatın bu anlamda bir şeyin bir parçası haline gelmesi, egemen ideolojinin bir parçası haline gelmesi tabii ki sanatın eleştirelliğini yok etti. Mesela bir sanatçıyla konuştuğunuz zaman son mesela 20-30 yılda o kadar çok sanat müzesi açıldı ki Avrupa'da, belki 300-500 tane. Sürekli her yerde sanat müzesi açıldı ve sanat müzeleri, hatta birçok çağdaş sanat müzesi açıldı. Hatta müze için sipariş olarak sanat yapan sanatçılar ortaya çıkmaya başladılar. Müzenin kendisi yapılmış bir sanat eserinin tarihi olarak saklamak ya da işte onu sergilemek için değil, bizatihi kendi şeyini bir fabrika gibi, kültür fabrikası gibi üretmekle yükümlü olarak kendini gördü. Ve sanat eseri üretilen ve sipariş edilen yerler haline gelmeye başladı sanat müzeleri. Bu tabii böyle bir sanatçının eleştirelliği nasıl olabilir? Düşünebiliyor musun? Yani plastik sanatlarda mümkün değil. Ve hatta ben zaman zaman bu farklı müzeleri gezdiğim zaman, özellikle çağdaş sanatla ilgili, birçok yerde aynı eserin olduğunu gördüm. Onu o zaman bilmiyorum. Meğerse bir sanatçının bir eseri çok beğeniliyorsa aynısından bir tane daha ısmarlanıyormuş. O oturuyormuş, adamlar tutuyormuş. Bir aynısından bir tane daha yapıyormuş. Yani seri üretim gibi. Yani inanılır gibi değil. Oysa ki Mümtaz Kola'nın o Mehmet Uyan'ın eserini kırdığı zaman Oktay Akbal çok fazla sanat teorisi bilgisi olmamasına rağmen çok güzel bir yazı yazmıştı. O yazıyı her zaman için hatırlıyorum. Mümtaz Kola çok paniğe kapılmıştı. Demişti ki o zaman tamam demişti. Ben onun aynısını yaptıracağım. Aynısını. O da çok güzel Oktay Akbal bir yazı yazdı. Bir sanat eserinin aynısı yapılamaz diye. Hakikaten öyle. Bir sanat eseri uniktir ve tektir. Yani onun aynısını yapamazsınız. Yani fakat bunun gibi böyle bir tür sipariş üzerine yapılan bir şey, hani bir tür resmin illüstrasyona dönüşmesi, heykelin de bir anlamda illüstrasyona dönüşmesi gibi bir dönem yaşanmaya başladı. Bir anlamda insanlar, bu kültüralizm projesi, insanların kendi kültürleri içinde özerk olarak var olması, herkesin kendi kültürünün içinde kapalı kalması, hapsolması projesi bir anlamda tuttu, bir anlamda hiç tutmadı. Bütün bunları eleştiren sanatçılar da ortaya çıktılar. Bunlardan aslında İstanbul festivallerinden bir tanesinde çok güzel bir dokümanter vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Şimdi onun Bu Şarkı Kimin diye Bulgar bir kadın yönetmeni yaptığı bir film. İzleyen var mı? Bu aslında tam bu sanatın balkanize edilmesinin çok güzel eleştiri, çünkü Balkanlı bir sanatçı, eleştiren çok güzel, harika bir dokümenterdi. Aslında o dokümenteri bir gün burada mutlaka göstermek lazım. Üsküdar'a giderkenin öyküsünü araştırmaya karar veriyor bu yönetmen. Aslında kendisi Sırp kökenli birisi. Ya da eşi Sırp kökenli, kendisi Bulgar galiba. Ve
fark ediyor ki bütün Balkan ülkelerinde Üsküdar'a giderken var. Hepsi şarkı olarak var. Bunun nedenini bilmiyor. Daha sonra araştırdığında öğreniyor ama bu bilgisi o kadar önemli değil yani. Çünkü işte film için çok önem taşımıyor. Çok önem taşıması aynı şarkının farklı metinler ve farklı duyarlılıkla her yörede kendi şarkısı olarak, her yörenin kendi şarkısı olarak bilinmesi, Türkiye dahil. Türkiye'den başlıyor belgesel film. Türkiye'de işte soruyorlar insanlar, bu şarkıyı biliyor musunuz? Tabii ya, bu bildiğimiz işte Zeki Müren'in söylediği Üsküdar'a giderken şarkısı. Bunun hikayesi şöyledir, böyledir, bilmem ne falan filan. Çok severiz, Türk şarkısıdır ve Türkiye'yi tanıtır. İşte Japonlar da Türkiye'ye geldiği zaman ilk önce Üsküdar'a giderken önce, çünkü o bir Türk şarkısıdır. Asla başka bir şekilde tartışılamaz. Arada bir mesela, hatta Hürriyet gazetesi falan gibi gazetelerde yazılar çıkar. Ya Yunanlılar bunu da elimizden aldı. Üsküdar'a giderken elimizden aldılar falan diye. Yunan şarkısı olduğunu iddia ediyorlar. Bilmem, böyle tartışmalar da olduğunu hatırlıyorum. Sonra atlıyor Midilli Adası'na gidiyor. Midilli Adası'na diyor ki, bir kahvede oturan insanlara dinletiyor şarkıyı. Aa diyorlar, ya bilmez olur muyuz? Bizim köyde, bilmem ne köyünde yaşanmış müthiş bir aşk hikayesinin şarkısı bu. Harika bir şarkıdır ve Midilli'nin şarkısıdır bu. Midilli'ye özgü bir şeydir. Falan hikaye anlatılıyor bilmem ne. İşte o hikayeye konu olan insanların mezarlarına gidiyor. O şarkıyla ilgili, şarkıyı yıllarca söyleyen insanla gidip, yaşlanmış kadıncağız, onunla röportaj yapılıyor falan. Daha sonra Arnavutluğa gidiliyor. Arnavutluk'ta bütün ömrü boyunca bu şarkıyı söylemiş. Ve Arnavutluğun neredeyse milli böyle divası olan ama çok yaşlanmış olan kadın şarkıcı bulunuyor. Ve o şarkıcı tabii ki bunun öz be öz Arnavutluk şarkısı olduğunu söylüyor. Ve sözleri tabii ki tamamen farklı. Tamamen farklı. Daha sonra şeye gidiyor, Sırbistan'a gidiyor. Bütün Sırplı müzisyenleri, kocasının Sırplı olması nedeniyle bir araya topluyor. Onlarla yemek yerken falan bu konuyu açıyor. Fakat Sırplar çok tepki gösteriyorlar. Ya bu şarkı diyor, gittim diyor işte Türklere gittim, bizim şarkımız dedi. Midilli'ye gittim, Midilliler bizim şarkımız dedi. Ne diyorsun sen kadın diyorlar filan. Masaları atıyorlar bilmem. Müthiş bir kavga çıkıyor. Sonunda balkondan kaçarak kadıncağız kendini kurtarıyor. Onu da çekmişler filmde. Kendi canını kurtarmak zorunda kalıyor. Bu şarkı öz be öz Sırp şarkısıdır. Sen ne biçim konuşuyorsun filan diyorlar. Daha sonra İstrancalara geliyor şeyleri, Bulgaristan'a. Bulgar sınırına. Ve orada da meğerse ben bilmiyordum, o filmden öğrendim. Bulgarların Üsküdar'a giderken marş yapmışlar. Bulgarların Türklerden kurtulma marşıymış. Evet. Yani aşk şarkısı falan değil, bayağı bir marş. Böyle ordu falan yürüyor böyle bando mando eşliğinde falan. Öyle bir kurtuluş gününde böyle ordu Üsküdar'a giderken de yürürken bu kadıncağız oradaki yaşlı bir adama diyor ki, ya diyor ben diyor ya başından geçenler işte Türkiye'ye gittim, Türkiye'de bu romantik bir aşk şarkısıydı, sonra Midilli'ye gittim, Midilli'de böyleydi, şurada böyleydi falan diyor, bilmem. Son onu çok güzel çekmiş. Sonunda adam birden bir sus, yoksa seni şu ağaca atarım diyor ve film öyle bitiyor. Yani herkes kendi içinde o kadar kapalı bir kültür yaşıyor ki aslında işin gerçeği de şeymiş. Bu Kırım Savaşı'na katılan İngiliz ordusundaki ordunun şarkılarından bir tanesi. Yani değil mi, öyle bir şey? Evet. Evet, ve onun o sadece Evet evet, İskoç kaydası. Fakat Osmanlı'nın olduğu yerlerde yayılmış sadece. Yani Osmanlı vasıtası ve her tarafta da başka bir anlam kazanmış, yerellik kazanmış. Yani bu aslında çok enteresan. Bugünkü o kültürelist şeye çok ilginç bir örnek. Geçenlerde mesela, geçen sene bir kitapçıda dolaşırken birdenbire bir kitap gibi Kürt bitkileri yazıyordu üzerinde. Kürt bitkileri. Şaşırdım kaldım ya, inanılır gibi değil. Yani bizde Türk coğrafyası falan vardı ya. Yani Türk coğrafyası, Kürt bitkisi. Yani bu kültürel şey o kadar meşru bir hale geldi ki artık insanlar arasındaki şey. Bu etnik ve kültürel ayrımlarla sadece bunlar eşitlendiği zaman bütün problemlerin çözüleceği fikri. Yani bunları çözebilmek için, sanattaki bu balkanize edilmenin de problematiklerini çözebilmek için hakikaten çok ciddi bir teorik çalışma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ama ben bütün dünyada yapılıyor bu. Bu bugün Türkiye'de de çok yapılıyor ve çok güzel eserler çıkmaya başladı. O anlamda umutluyum, yani bu neoliberal döneminin
oluşturduğu bu dayatmada, o kültürelizm dayatmasından insanların kendilerini kurtarabileceklerini düşünüyorum. Evet, bu kadar benim konuşmam. Sizin var mı söyleyeceğiniz şeyler? fena da konuşmamışım ya. 4'te başladıysak 1,5 saat konuşmuşuz. Güzeldi gerçekten. Katkısı olacak bir arkadaş ya da sorusu olan var mı? Ümit Sönmez, merhaba Ümit Bey. Ağzınıza sağlık. Benim bu balkanize konusundan birden aklıma geldi. Rusya, Rus sanatının daha doğrusu, Avrupa'dan, daha doğrusu Avrupalı'nın Rus sanatını kendisinin kopyası gibi görmesi konusundaki fikriniz nedir? Rus sanatını kendisinin kopyası gibi görmesi. Evet. Yani onu hiçbir zaman bir özgün sanat gibi kabul etmez. Ben tam yani tersini plastik, gördüm. Plastik sanatları mı kastediyorsunuz yoksa bütün edebiyatı mı? Çünkü Rus edebiyatı... Güzel sanatların tamamı için söz konusu. Rus edebiyatı Avrupa edebiyatını çok etkilemiş bir şeydir ve şey... Yani hakikaten... Edebiyat dışındaki bütün plastik sanatları. Evet. Aslında hocam çok iyi biliyor. Şimdi onun yanında ukalalık etmek istemem ama şimdi kendisi de sanırım öyle bir toplantıya katıldınız değil mi? Yani bizde modernleşmeyi hep batılılaşma olarak izah ettiler. Yani modernleşme eşittir batılılaşma. Aslında Bibecer Kıray bunu çok güzel anlatırdı. Modernleşme eşittir batılılaşma değil. Yani her ülkenin de kendine ait bir modernleşmesi var. Yani Rus modernleşmesi Rusların batılılaşması sonucunda olan bir şey değil sadece. Aynı zamanda Rusların da kendine ait bir modernleşmesi var. Türklerin de aynı şekilde. Yani Türklerin yaptığı her şey bir batılılaşma değil. Mesela bir dönemin aydınları Türkler Türkiye'deki her tür modernleşme hareketini bir batılılaşma olarak algıladılar. Bu kısmen doğru ama kısmen de yanlış. Yanlış olan yanı da her ülkenin kendine ait bir modernleşme. Çünkü aynı paralellikte mesela Fransa bir şeyler yaşarken Türkiye'de bir şeyler yaşıyor aynı paralellikte. Orada da ordu değişirken burada da değişiyor vesaire. Çok paralel bir takım paradigmalar var bütün dünyada. Hatta bu Uzak Doğu'da sanırım çok yaygın olmaya başladı. Mesela Japonlar kendi modernlikleri olduğunu da iddia ediyorlar. Ya da Çinliler bizim de kendimize ait bir modern tarihimiz var. Sadece batılılaşmayla oluşan bir şey değil diye. O anlamda belki o ülkelerin kendilerine özgün modernleşme tarihlerini ortaya çıkarttığımız zaman onların tarihi de ortaya çıkıyor. Yani biz tabii bizim aldığımız plastik sanatlar eğitimi tamamen Rönesans'a bağımlı olarak aldık biz. Bütün o gelişmeleri benim verdiğim demin örneklerde işte Giotto'nun resmi, işte ne bileyim Donatello'nun heykeli ya da Brunelleschi'nin kubbesi vesaire gibi. Yani bütün bunlarla birlikte gelişen bir batılı sistemin içinde yetiştiğimiz için ona göre biz şey yaptık. Ama mesela bunun içinde ne bileyim o batılı sistem Bizans ikonografisini, ikonlarını dışarıda bıraktıysa onlarla bize de öğretilen sanat tarihi çok fazla ilgilenmememize neden oldu. Ya da tam tersi bizde mesela Osmanlı'nın problematiğiyle ilgilenirken arada bir arada derede oluşmuş 19. yüzyıl neoklasik yapılarıyla ben mimarlık eğitimi aldım. Onlarla hiç ilgilenmedik. O zamanlar çok onlar eklektik ve soysuz ürünler olarak gösterildi bize vesaire. O yüzden oradaki o bakışlardaki ideolojik farklılaşmalar gittiği zaman, ayrımlar gittiği zaman onların da kendilerini mesela Rusya'daki o Hermitaj falan değil mi? Ne kadar müthiş bir zengin kültür var orada. Onlar mutlaka kendi şeylerini bulacaktır. Bu zaten de bulmuştur yani bütün dünyada bulacaktır demek şey. Rus konstrüktivizmini düşünün. Ama çok güzel bir film vardı. Geçen sene birinci oldu belgesel film festivalinde. İzlediniz mi onu? Bir Berlinli bir kızın çektiği. Filmin ismini şimdi hatırlamıyorum. Rusya'da çekmiş. Rusya'daki Elitiski filan gibi son derece devrimci olan mimar grafiker o şeyin o yapıların korunmadığını anlatıyordu. Mesela Elitiski'nin yaptığı çok güzel bir tane
aslında Rus tarihinde de Rus modernizmi açısından son derece önemli bir yeri olan, son konstruktivizm tarihi açısından da çok önemli bir yeri olan bir yapının aslında yıkılmak istendiğini ve ona karşı da hiçbir direnç gösterilmediğini anlatıyor. Modernin korunmaması. Çünkü modern bir tarih oluşturmuyor da daha çok böyle neoklasik ya da klasik bir tarih oluşturuyor Rusya'da da herhalde öyle. O modern yapıların nasıl ihmal edildiğini ve inşaat sektörünün dişlerini gıcık şey yapmış bir şekilde o tarihi yok etmek için hazır beklediğini anlatan çok güzel bir belgeseldi. Yani bir de onu söylemek istiyorum. Rus modernizmi diye bir şey de var. Yani Ruslarla birlikte oluşan, modernizm demeyelim de belki devrimle birlikte oluşan bir sanat var. O sanat bugün, o sanatın izleri bugün belki siliniyor. Aslında çok önemli bir ve dünyayı çok etkilemiş konstruktivist akımın çıktığı şey. Grafik olarak baktığımızda ya da ne bileyim bina olarak baktığımızda değil mi? Çok önemli eserler var ama o eserler bugün belki de bir kısmı çöpe atılacak. Yani o açıdan o tarihsel şeye çok iyi sahip çıkmak gerekiyor. Evet. Acar hocamız çok hoş bir konferansınız oldu. Ben de bu eleştiri konusunu şey yapacaktım. Şimdi okullarda biz gayet titiz nispetler, çeşitli güzellik formları falan konusunda eğitim aldık. Fakat gerçek hayatta bakıyoruz bambaşka bir dünya var. Mesela bazı kişiler muhafazakar iktidarlar döneminde alaylı kişiler istedikleri gibi maksimist binalar yapıyorlar. Böyle daha çok para kazanacak şekilde. Ve yani ve onu oluşturduğu bir müşteri kitlesi oluşuyor. Ve, evet. Ve o müşteri kitlesine göre tekrar binalar yapmaya devam ediyorlar. Ve bu her tarafta kişiliksiz, kalitesiz, sadece para kazanma amaçlı, sermaye birikim amaçlı binalar oluşuyor ve bunlar hiçbir zaman eleştirilemiyor. Çünkü talep de var onlara. Onları alanlar para kazanıyorlar, onları yapanlar para kazanıyorlar. Hı-hı. Ama Türkiye ekonomisi zarar ediyor. Evet, evet. Yani bu Türkiye'deki hiçbir akıma da dayanmayan binalar bunlar. Hatta mimarları da yok onların birçoğunun biliyorsun. Evet, evet. Birisi imzalatıyorlar. Yani mesela bunun hakkında biraz soracaktım size. Yani bu süreç nasıl bitecek? Bu insanlar bizden herkes de seyrediyor bunu. Yani aslında bütün dünyada böyle bir gelişim var. Kamusal şeyi yapısı güçlü olan ülkelerde bu değişime karşı bir şekilde direnebiliyorlar en azından kat yükseklikleri açısından. Ama bütün dünyada böyle bir aşırı bir spekülasyon var. Yani temel nedeni bence neoliberal sistemin spekülasyon ekonomisine dayanmasından kaynaklanıyor. Yani direkt inşaat sektörüyle ilgili değil aslında bütün bu şeyin bir köpük ekonomisi üzerine kurulu olmasından kaynaklanıyor. Yani mesela gökdelenlerin temel nedenlerinden bir tanesi de borçlanma ekonomisi. Yani ne ilgisi var diyorsunuz ama çok yakın ilgisi var. Yani tamamen köpükten oluşan, gerçek olarak reel bir şeye dayanmayan, reel bir üretime dayanmayan gelirle alınıyor birçoğu. O yüzden de sonuçta mesela Amerika'da olduğu gibi mortgage kriziyle birlikte çok büyük bir kriz sonucunda da bütün her şey insanların elinde patlıyor ve sonunda bütün şey spekülasyonun temel konusu olan inşaat sektöründen kriz başlamış oluyor. Çünkü mortgage ikinci kere mortgage, üçüncü kere mortgage yaparak insan biliyorsunuz o konuları anlatmayayım. İnsanlar o köpük ekonomisinin daha fazla büyümesine neden oluyorlar. Fakat ne yazık ki reel ekonomi her zaman için baskın çıkıyor ve bir kriz sonucunda o köpüğün, o balonun patlamasına neden oluyor. Türkiye'de de aynı şey bence. Ve mutlaka bu balon bir gün patlayacak, yani devam etmesi mümkün değil. Yani öyle gözüküyor. Doğru, çok teşekkür ederim. Mesela bir de deprem ülkesi Türkiye. Deprem ülkesine ait bir mimari yok Türkiye'de. Şehircilik yok mesela. Evet. Ama çok karakteristik bir deprem ülkesi Türkiye. Evet, evet, kesinlikle. Yani depremle ilgili sanat eserleri de çok az, çok ilginç. Mesela Japonya'da deprem
çok önemli sanatçıların ortaya çıkmasına neden olabilmiş. Fakat Türkiye'de birkaç tane sanat eseri var. Mesela ben bir tane tiyatro oyunu yazdım ama daha önceden de yazılmış bir oyun var. Yani birkaç tane eser var. Çok ilginç. Bu kadar deprem gibi bir konunun sanatta bu kadar az yansımış olması çok çok ilginç bir şey. Çok çok ilginç bir şey. Bu da aslında sorgulanması gereken bir konu. Çok teşekkür ederim sana. Ben Mete Akalın, inşaat mühendisiyim ama deprem konusuna girmeyeyim. Hiç başka bir konuda size bir şey soracağım. Sanat elbette kişisel bir yaratış alanı. Ama özellikle sizin alanınızdan, karikatürden konuya girersem, daha önceki dönemlerde işte diyelim Ali Ulvi, Yalçın Çetin, Tonguç Yaşar üçlü bir çalışma yaptılar. Hatta işte animasyon filmlerini ortak ürettiler. Evet, evet. Onun yanında işte diğer karikatüristlerle beraber Tanoral dostumuzun da bu konuda çok önemli katkılarıyla bir karikatürcüler derneği oluştu. Resime bakıyoruz, D hareketi. Müzikte Türk beşlisi. Şiirde Garip hareketi, peşinden ikinci yeni hareketi, genç, o günün genç edebiyatçılarının oluşturduğu A dergisi çevresi, işte Onat Kutlarlar, Adnan Özyal Çanerler, Ferit Edbiler, Demir Özlüler. Bugün günümüzde böyle bir ortak çıkış, değişik sanat alanlarında ortak çıkış düşünülmüyor mu, gerek görülmüyor mu? Toplumda acaba bir heyecan dalgası yaratmaz mı diye düşünüyorum. Hı-hı. Teşekkürler. Aslında dediğiniz çok güzel bir şey. Bugünün özelliklerinden bir tanesi medyumun yok olması. Yani medyumun yok olması ortam, medyum eşittir ortam demek. Ortamın yok olması. O yüzden neoliberal dönemin en tipik özelliklerinden bir tanesi. Bu aynı zamanda işçi sınıfı için de geçerli. İşçi sınıfının da ortamları yok olmaya başladı. Yani mesela Gezi'de parkı dolduran insanların bir kısmı, genç insanların bir kısmı aslında yeni işçi sınıfının elemanlarıydı. Prekarya dedikleri. Yani evinden çalışan, kendi sigortasını kendisi ödeyen, kendi öğle yemeğini kendi parasıyla satın alan ve asla bir şirketten emekli olamayacak olan ve gelecekte de kendisini bir şey içinde görmeyen ve bir ortam içinde çalışmayan, sadece internetin başında kendi başına evde çalışan insanlardı bir kısmı da. Bu aslında ortamın yok olması, yani bunu neden örnek verdim? Çünkü sanatta değil sadece bu ortamın yok olması, gündelik hayatta da olmaya başladı. Yani eminim ki sizin hayatınızda da olmaya başlamıştır. Ya belki çok güçlü bir sosyal çevreniz vardır, o devam ediyordur ama ortamların ya da çocuklarınızın hayatında olmaya başlamıştır. Ortamların yok olması veya yok edilmesi yerine medya, yani ortam denen yeni bir kavramın monte edilmesine yol açtı. Bugün medya var, yani tırnak içinde, fakat ortam yok. Yani insanlar sosyal şeyler üzerinde birbirleriyle anlaşabiliyorlar, şey yapıyorlar. Fakat belli ortamlarda belli şeyleri paylaşmıyorlar. Şimdi gazetecilikten örnek vermem gerekirse, ben ilk defa gazetecilik, bir gazetede çalışmaya başladığımda gazetecilerin ortamları vardı. Gazeteciler derneklerinde toplanıyorlardı vesaire vesaire, bir şeyler yapıyorlardı. Sonra o ortamlar yok edildi ama bu özellikle yok edildi. Yani gazeteciler şehrin dışına atıldılar. Yani aslında ilk şehrin dışına atılanlar Çingeneler değil, Sulukule'deki gazeteciler oldu. Gazeteciler şehrin dışına atıldılar ve o zaman internet falan da yoktu. Ve birbirlerine haber yapmaya başladılar. O yüzden gazetecilerin birbirlerine haber yapma şeyi, eğilimi oradan çıktı. Yani dünyanın hiçbir yerinde gazetecilerle yapılmış röportajları pek fazla görmezsiniz ama Türkiye'de gazeteciler birbirleriyle çok röportaj yapmıştır. Birbirlerini çok anlatırlar. O onu dedi, bu bunu dedi. O yüzden ne bileyim, insanlar kitap yerine gazetecilerin kanaatlerini okuyorlar mesela. Kanaat önderleri diye bir şey çıktı. Dünyada pek kanaat önderine pek ihtiyaç yok aslında. Gazeteci genellikle bildiği şeyi, gördüğü şeyi enformasyon ve bilgi vererek yazar. Ama Türkiye'de kanaate çok ihtiyaç var. Çünkü o gazetecilerin hali yok bir yerlere ulaşmak için. Şehir dışına atılmış bir etnik grup muamelesi gördüler.
O yüzden tabii bunun arkasında da dediğiniz girişimler, ben de mesela Karikatür Müzesi Başkanlığı, Karikatürler Derneği Başkanlığı yaptım. Karikatür Müzesi'nin ikinci kuruluşunda yer aldım. O binanın tasarımını yapmaya çalıştım falan. Fakat bugün artık hemen hemen hepsi olanaksız bir hale geldi. Çünkü artık öyle bir insan tipolojisi de oluştu ki insanların birçoğu da sanatla ilgili yaklaşımları sanata bir iş, bir meslek gibi bakmaya başladılar. Yani evlerinde yapılan bir iş gibi bakmaya başladılar. O da çok ilginç bir şey. Mesela bazen ilkokullara gidiyorum. Yazarlığı bir meslek olarak görüyor çocuklar. Siz bu mesleğe ne zaman? Ya diyorum, yazarlık bir meslek değil. Ya da karikatür çizmek bir meslek değil. Yani bu işte bir sanatla ilgili bir faaliyet. Yani sanat eşittir meslek diyemeyiz. Meslek başka bir şey falan. Bunu mesela anlatmakta çok zorluk çekiyorum. Tamamen profesyonelize olmuş dünyanın sonuçları olarak görebiliriz. Piyasanın her şeyi belirlediği, piyasanın ortamları yok ettiği ve monokültürleştirdiği. Yani çok kültürlük adında aslında monokültürleştirdiği bir dönemin sonucu olarak görüyorum ben. Aha. Sen ondan sonra orada arkadaş var. Tamam sen. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de kendi alanımdan tiyatro ile ilgili küçük bir katkı yapmak isterim. Bu kültüralizm ve o monokültürlüğün sanki özgürleşme gibi sunulması aslında bir büyük bir yabancılaşma, hem çağı da belirliyor. Bizim alanımızda da şöyle bir şey olmaya başladı. Hani burada İstanbul'da bunu herhalde daha çok hissediliyor. 37 kişilik, 42 kişilik sahnelerde 25 kişilik, 20 kişilik oyunlar oynanmaya başladı. Toplamda 10-12 tane oyun oynadığını varsayarsak grupların, bir salon seyirci yapıyor toplamda. Ve bu aslında tiyatronun kendisinin değil, parodisinin devam ettiğini gösteriyor. Yani parodisiyle yer değiştiriyor. Kesinlikle. Bütün ben sanat zaten öyle. Hani bir yazımda folklorleşme demiştim. Hani fetişleşme de denilebilir. Yani kendisi, evet, kendisi kayboluyor. Görüntüsü kalmış oluyor. Aslında ve bu sunulurken çok özür dileyerek söyleyeceğim. Anneannemin çok eski bir lafı vardı. Derdi ki bokun adı Bağdı Sabah oldu derdi. Yani bu bir özgürleşme olarak sunulması çok kötü bir şey aslında. Tersine hizmet ediyor aslında. Evet, kesinlikle. Bir Alman tiyatrosu var. Theater an den Ruhr. Ruhr Havzası'nda. Türkiye'de çok oyun oynadılar. Evet. Ortak projeler yaptılar. Teatro Comico diye bir oyun oynadılar Türkiye'de. 15 yıl kadar önce. O oyunda bir İtalyan yazarın, Goldoni'nin iki oyunundan yapılmış bir kolaj. Bomboş bir sahne. Sandalyeler var dipte. 50 yıl sonra Almanya, tiyatrolar kapatılmış, müze haline gelmiş. Oyuncular gelip müze bileti alıyorlar ve içeri girip oyun oynuyorlar. arada da tartışıyorlar. O arada bir Türk iş adamı geliyor. Binanın, müzenin sahibiyle pazarlığa oturuyor. Gemiye yükleyip olduğu gibi binayı İstanbul'a bir eğlence merkezi olarak götürmek istediğini söylüyor. Tartışıyorlar filan, bu oyunculara, müzenin müdavimlerine gidiyor. Onlar da tartışırlarken kendi içlerinde biz o fikri unutuyoruz. Sonuna doğru bir gemi düdüğü duyuluyor. İstanbul limanına giriyor gemi tiyatroyla birlikte içinde. Şimdi bu aslında bir hani şey gibi, fantastik bir şey gibiydi 15 yıl önce oynandığında. Bugün sanıyorum yani bu küçük kültürel mekanlarda ki çok değerli sanatçıların çok önemli işler yaptığı, çok büyük düşünceyle büyük yapıtlar üretmeye çalıştığı bu yerler bu müzelere dönüşüyor gibi sanki. Böyle evet, küçük bir katkıda bulunayım dedim. Teşekkür doğru ederim. Doğru dedin, çok doğru. Orada biri. Merhaba. Ben hocama da aslında sizden dolayı da Semih Hoca'ya da aynı soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de tiyatroda sanatından bahsediliyor. Türkiye'de bir tiyatro sanatından olduğundan, hocam da artık kaybolmaya başladığından, özgürleşme adı altında tiyatronun paradilerinin yapıldığından bahsetti. Ben de aslında şunu merak ediyordum, şunu da sordum. Sizin
de yazmış olduğunuz tek kişilik şehirde de sürekli bahsettiğiniz yalnızlaşma, robotlaşmadan dolayı mı acaba biz buraya geldik? Yoksa kendi özümüzü kaybettiğimizden mi? Şimdi bugün bir Çin'e, Japonya'ya gittiğin zaman Nuh tiyatrosu, Kabuki tiyatrosu, Almanya'ya gittiğin zaman bir Brecht var, dünyayı kasıp kavuruyor. İngiltere'ye gittiğinizde hakeza Shakespeare'ler, Marlowe'lar. Aşağı tarafa iniyorsunuz, İran tiyatrosu hakeza öyle. Ama biz ülkemize döndüğümüz zaman Türk tiyatrosu var mı diye bakıyoruz. Hayır, bizde Türkçe tiyatro mu var? Sizin bu konudaki fikrinizi çok merak ediyorum. Aslında bundan 2 sene önce Japonya'da bir Kabuki oyunu izledim. Tabii ki yanımda Japon arkadaşım biraz tercüme etti. 4 saat sürüyor oyun. Arada yemek molası oluyor falan. Yemeği de işte tiyatro salonunda yiyorsunuz. Eğer kendiniz böyle bir takım şeyler götürdüyseniz. Fakat orada konuşurken çok ilginç bir şey çıktı ortaya. Japonların Tokyo'daki en önemli Kabuki binası, en geleneksel binasını yıkıp yerine gökdelen dikmişler. Dehşete düştüm ben. Ya dedim peki siz ayağa kalkmadınız mı falan. Ya dedi işte burada bayağı protesto kampanyaları oldu falan ama şey değil. Yani bir şeye yaklaşınca oradaki problematiklerle insan karşılaşıyor aslında. Uzak olunca yani Türkiye'deki şeyi söylemek açısından, olumlamak açısından söylemiyorum ama bütün dünyada buna benzer süreçler yaşanıyor. Fakat Türkiye'nin talihsizliği şurada. Türkiye'de kamu dediğimiz şey çok zayıf. Yani devlet, özel ve public dediğimiz kamu. Biz kamuyla devleti hep karıştırdığımız için sanat aslında sadece devletin değil, kamunun güvencesi altında olması gereken bir şeyken devlet ve özel el ele verip sanatı özelleştirdiler. O yüzden devletin sanatın üzerindeki kamusal şey ortadan kalktı. Aslında birçok şey üzerinden, birçok mesela ormanlar üzerindeki kamusal şey de kalktı veya başka bir şey üzerindeki kamusal koruma da kalktı. Bu çok ilginç. Mesela bizde kamu iktisadi teşebbüsleri derler devlete. Ama aslında kamu lafı derken farklı bir şeyi söylüyoruz biz. Yani kamu derken public'i kastediyoruz. Yani devlet ve özel olmayan bir şey. Batı kültüründe veya da kamunun geliştiği toplumlarda burjuva demokrasisinin yarattığı bu ayrımlar halen yaşıyor. Mesela Almanya'da kamusal bir şey hala kamusal bir şeydir. Yani devlet ya da özel orayı çok kolay değiştiremez. Değiştirirse bile bir takım olaylar çıkabilir. Ki mesela Stuttgart'taki şeyi hatırlayın. İstasyon binasını yerine yüksek bir bina yapılmak istendi. Ve orası çok muhafazakar bir bölge olmasına rağmen hep muhafazakarlar açık ara farkla kazanmasına rağmen sırf o yüzden ondan dolayı yeşiller kazanmıştı seçimi o bölgedeki. Yani bunun gibi kamunun public'in denetimi maalesef çok az. Ama Türkiye'nin şöyle bir şansı var gibi kamu oluşuyor Türkiye'de. Bir public oluşmaya başlıyor. Bu bence çok önemli bir şey. Yani sadece Gezi olayıyla değil, daha önce de işte vapur kampanyası, başka şeyler böyle arka arkaya koyduğunuz zaman Mimarlar Odası'nın katkıları vesaire falan, Türkiye'de aslında devletin dışında bir kamunun yavaş yavaş oluşmaya başladığını ve bunların da aslında şimdi mesela Gezi'den sonra devam eden mahalle organizasyonları ve forumlar, onların bir kısmı halen devam ediyor falan. Bütün bunlar aslında o public gücün oluşmasına neden oluyor. Türkiye galiba biz böyle bir süreçten geçecek. O süreçle birlikte tiyatronun da farklı bir şey alabileceğini düşünüyorum ben. Ben tiyatronun yok olabileceğini düşünmüyorum. Tiyatronun çünkü diğer sanatlardan en önemli farkı, hep onu söylemek istiyorum, endüstriyelleşememesi. Yani bütün bu bahsettiğimiz şeylerin arkasında, yok olan şeylerin arasında endüstrinin müthiş bir şeyi var. Fakat tiyatronun sanat olarak replikası yapılamıyor. Yani onu bir kasete alıp başka bir yerde ya da CD'ye çekip başka bir yerde gösterdiğiniz zaman o tiyatro olmuyor artık. Tiyatronun orada o sırada olması lazım. Tiyatronun bu primitif ve ilkel yapısı, replikasının yapılamıyor olması tiyatroyunun asla yok edilmeyecek bir sanat haline getiriyor. Ve entelektüel olarak da aşılamayacak bir sanat haline getiriyor. Bu ilkel yanı. Yani ilkelliği olumsuz anlamda kullanmıyorum. Bu replikasının yapılamaması, endüstrileşememesi anlamında. Endüstrileştiği zaman zaten tiyatro olmuyor. Yani radyo tiyatrosu diye bir şey olmaz aslında, tiyatro değil. Ya da işte televizyon tiyatrosu diye bir tiyatrodan bahsedemeyiz. Tiyatro tiyatrodur, tiyatro da izlenir gibi bir şey. O yüzden de kamunun güçlü olduğu Batı toplumlarında tiyatro aslında bir anlamda güçlenmeye de başlandı böyle bir dönemde.
Çünkü tek ortam sunan yerler tiyatro olmaya başladı. Yani ortamların yok olduğu yerlerdi. Çünkü sinemaya gittiğiniz zaman siyah bir mekan içindesiniz ve bir ortama girmiyorsunuz. Karanlık bir mekandasınız. Herkes bireysel olarak girip çıkıyor ya da evinizdeki DVD ile onu izleyebiliyorsunuz. Ama tiyatro bir ortam sunuyor. Tıpkı opera gibi. O yüzden şehirlerin merkezlerine gelmeye başladı daha çok tiyatrolar, dikkat ediyorsanız Avrupa'da. İçinde kafeler vesaireler oluşmaya başladı. İnsanlar oyunları izledikten sonra tiyatrodan çıkmıyorlar. Kafede bir şeyler içiyorlar, oyuncuların çıkmasını bekliyorlar, ona bir içki ısmarlıyorlar, bir takım tartışmalar yapıyor falan. Bütün bunlarla birlikte tiyatronun Türkiye'de de bu şekilde böyle devam edebileceğini, gelişeceğini düşünüyorum. Fakat tabii ki siyasal iktidarların buna izin vermesi lazım ve bu kafadaki bir iktidarın mutlaka değişmesi gerekiyor bunun için. Çünkü tiyatroyu ancak kamunun üzerinde, çünkü devlete vergi veriyoruz biz. O da kamusal bir birikim oluşturuyor aslında. Mesela Almanya'daki bütün özel tiyatrolar sadece %13'ünü gişeden karşılıyorlar. Yani diğerini şeyden karşılıyorlar. Devlet veriyor, yani bizim halkın verdiği vergilerle. Veriyor. Çünkü şehir kültürüne ait olan bir şey. Sinema o kadar şehir kültürüne ait değil. Sinemayı evinizde de izleyebiliyorsunuz. Çok ilginç bir şey ama hakikaten tiyatro çok şehre ait bir şey ve bir ortam sunuyor. Aha. Şimdi önce ben soru sorayım, sonra da bir söyleyeceğim söz var. Sorum, sizin tabii iki alanınız var. Mimari ve karikatür sanatı. Şimdi karikatür deyince de hep böyle kim kime dundurmayı izleyenler çok yoğunlukta. Birincisi karikatür sanatının gerçekten bir sanat dalı olup değerlendirilmediğinden, yani bu ülkede ben çok emin değilim, onu sormak istiyorum. Sizce nerede? İkincisi de ben de hem müzik hem tiyatro alanındayım ve en büyük sorunlardan bir tanesi de aslında tabii tiyatro bir şekilde bir yere kanalize ediliyor, geliyor, araştırmalar sürüyor, çalışılıyor üzerinde, alan farklılaşmaları olabiliyor, bütün dünyada var yani değişik alanlarda tiyatro yapma eğilimi, ancak şu son dönemde bu iktidarın da etkisiyle en büyük darbe opera ve bale sanatlarının edine inanıyorum ben. Bir kere İstanbul merkezinden bir şekilde atıldı. Yani sadece Kadıköy'de izlenebilir bir hale getirildi. Ve Türk opera librettoları, besteleri çok az yazılıyor. Dünyada da yani operet ve müzikal de tabii bunun modern açılımı en az derecede sergilenecek, yapıtlanacak formasyona getirilmeye çalışıldı. Ben en büyük sorun aslında müzikten, tiyatrodan, danstan çok opera ve bale sanatlarında olduğuna inanıyorum. Ve yine sorumu yineliyorum. Karikatür sanatı sizce nerede? Aslında karikatürü bir sanat olarak görmek lazım mı değil mi? Onu hep kafamda ben de soru olarak sormuşumdur. Bir tane Japon ressam şey demişti bana, ya ben karikatür çizmek çok istiyorum. Çünkü neden dedim istiyorsunuz? Ya hiç kalıcı bir şey değil. Ben kalıcı olmayan bir şey yapmak istiyorum dedi. Biz hep kalıcı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz dedi çok güzel bir şey yapıyorsunuz, kalıcı olmayan bir şey. Ben de şeyi düşündüm, ya ben de hep çizerken kalıcı bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani kalıcı olmayan bir şey kullanarak, enstrümanlar kullanarak acaba bunu nasıl kalıcı hale getirebilirim? Yani öyle bir şekilde bunu şey yapayım ki, onu öyle bir şekilde çizeyim ki bu mesela 50 yıl sonra da bakıldığında bu karikatüre bir şey ifade etsin diye bir şey yapmaya çalışıyorum falan. Fakat bir yandan da onun fikri çok hoşuma gitti. Yani kalıcı olmayan bir şey. Aslında bir şeyin sanat olup olmaması, yani şöyle diyebiliriz, yani Marcel Duchamp'ın dediği gibi bana insanın yaptığı herhangi bir şey gösterin ki sanat eseri olmasın diyor ya. Yani evet, yani öyle bakarsak karikatürün çok önemli sanatsal bir... Ha? Bak arkadaşımız sanattır dedi. Yani bu önemli bir şey. Fakat eleştirel anlamda kendini koruyabilmiş bir sanat dalı. Sanat dalı. Mesela Yunan epigramlarından buraya kadar getirirsek ya da işte rubayilerden getirirsek, yani kısa bir takım anekdotları aktararak eleştirel olmayı kalmak çok büyük. Yani birçok sanat eleştirel olmaktan vazgeçti ama karikatür bundan vazgeçmedi. Anlatabiliyor muyum? Bu eleştirelliği sürdürüyor ve sürdürecek. Yani kendisinin doğasından kaynaklanan bir yapı. Yani Oscar Wilde'ın o şeyine gelirsek, yani sanat ve eleştirellik arasındaki çizgi öyle bir çizgi yoktur. Sanat ancak eleştirel olduğu sürece vardır
diye kabul edersek, ki ben onu kabul ediyorum. O anlamda şeyin karikatürün öyle bir eleştirel boyutu var ve o asla bitmiyor. O anlamda o yanı benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir şifre kırıcı yanı olması. Tabii o şifreleri kırmak. Yani bunu ne kadar yapıyoruz, ne kadar yapamıyoruz? Tabii ki onların hepsi bir soru işareti ama insanı o şekilde düşünmeye zorlaması açısından ben çok önemli buluyorum o tarz düşünmeyi, o tarz bir şeyler yapmayı. Ondan başka söylediğiniz şeyler konusunda katılıyorum. Bunu daha genel olarak biraz anlatmaya çalıştım. Aslında her şey popüler kültürün hizmetine giriyor. Yani burjuva ve aristokrat sanatlar nasıl yok ediliyorsa, İşçi sınıfıyla ilgili, yani nasıl işte Tophane'deki işçi heykelinin kolunun kırılmasıyla aslında aristokrat kökenleri olan operanın ortadan kaldırılması, onun yerine popüler kültürün şey yapılması, bugünün postmodernist dünyasının aynı şeyi, yani çağdaşlık contemporary ile şeyin buluşması, muhafazakarlığın buluşması, bu yin yang ilişkisi aslında çok enteresan bir şey oluşturuyor. Yani bir tür süpürge. Her şeyi süpürmeye başlıyor. Ve aslında tiyatro da bir anlamda o şekilde yok ediliyor. Çünkü tiyatro sadece bir entertainment, bir eğlence haline dönüştürüldü. Yani tiyatroda da böyle çok, mesela şehir tiyatrolarını falan izle, çok derinliği olan eserler yerine daha çok güldürüye yönelik eserler olmaya başladı. Yani o anlamda da o popüler, yani halkın anlamayacağı bir şey, halkın ilerisine geçen bir şey yapmaktan endişelenmek, ondan korkmak ya da onu bir ideoloji olarak benimsemek öne çıkmaya başladı. Pop art. Evet, pop olmaya başladı. Hocam bir şey söyleyecek. Karikatür sanat mı dediniz en son? Ben şunu söylemek istiyorum. Bir sanat yapıtında onu yapanın izi yahut bir uslubu vardır, bir stili vardır. Biz bir yapıyı gördüğümüz zaman bu Wright'ındır ya Le Corbusier'indir veya Le Corbusier taklitçisinindir deriz en fazla. Hı hı. Yani böyle bir sanatçının, bir üst düzeyde bir sanatçının mutlaka bir üslubu vardır. Karikatüristlerin öyle bir üslubu yok mu? Var tabi. Yani onu söyle. Yani, tabii ki, tabii ki olmaz olur. Şimdi tabii. Yok yani aslında Gombrich'in ne bu... zaman sizin şeyleri görsem bir yerde üstünde Behiç Ak yazsın yazmasın veya Semih Foray tiplerini görsem, saç kıvrımını, düzenlemesini gördüğüm zaman hemen anlıyorsun değil mi? Ayakkabısını, yarattığı tipolojinin bir şeylerini görsem hemen onun, diyelim bir hikakımız evet. Semih Foray mı olduğunu hemen anlarım. Evet. Demek ki bu sizin bir şeyiniz var. Tabii ki mutlaka. Sizin uslubunuz kadar. Mutlaka. Yani aynı zamanda onun için ben onu tartışmaya bile gerek görmüyorum. Hayır, Gombrich'in bir lafı var aslında, biliyorsunuz. Sanat yok, sanatçı vardır diye. Bu aslında birçok alana uygulanıyor. Mesela fotoğraf bir sanat mıdır? Ara Güler'e sorduğunda çok kızıyor, küfür ediyor. Yani ne fotoğraf bir sanat falan diyor, kızıyor falan. Hatta küfür falan ediyor falan. Aslında onun tepkisini anlıyorum. Tepkisinin nedeni şu. Yani ya fotoğraf kendi başına niye bir sanat olsun? Binlerce fotoğrafçı var. O kadar, ama bir fotoğrafçı da çıkar onu sanat eseri haline getirir. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte mimarlık niye bir sanat olur? Ama birisi de çıkar, hakikaten öyle bir mimardır ki onu bir sanat eseri haline getirir. Ya resim için de aynı şey geçerli. Yani resim niye bir sanat olsun? Ya ben resim yapıyorum sanat, ama yani binlerce insan, ama bir tanesi de çıkıyor hakikaten resim yapıyor filan, onu bir sanat. Yani birazcık böyle de bir yanı var işin. Yani onu da söylemek istiyorum. Yani sadece bir meslek gibi, bir şey gibi adlandırmak yerine. Fotoğrafçı var. Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları var. Evet tabii, yani, çok kaliteli. Öyle bir fotoğraf son zamanlarda ben hiç görmedim onun fotoğrafını. Tabii, fotoğraf. Mutlaka. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. O public dediniz. Avrupa'da mesela Rus şeyinin, sanatının yükselmesinde o public meselesi
çok ciddi bir rol oynadı diye düşünüyorum. Yani Rus derebeyliklerinin çökmesinin krallığa, çarlığa geçiş evresindeki o çöküşün, ama o çöküş aynı zamanda kendi içinde bir kamusallaşma sonucunda. Yani iktidarı çar ele alacağı zaman ötekileri ve bütün onların sanatsal ürünlerini açığa çıkardı. Ortaya bıraktı ve o kamusallaşma hani büyük Rus sanatını doğurdu. Doğru aslında. Yani çarlığın kurulmasıyla, çarın daha doğrusu derebeylerinin sanatını deşifre etmesiyle. Çok ilginç, evet. Ortaya çıktı diye düşünüyorum. Çok ilginç. Ben teşekkür ediyorum. Önce Beyçarka ve sizlerin katkılarınıza. Beyç arkadaşınız İslam'ın tarihinin 2500'ünün bir kesitinde üzerine sanat ve eleştiri sunuşunu yaptı. Geçen de ben çok yararlandım. Bu kadar kalabalığın bu saatlerde duruyor olması, katkılarıyla izliyor olması aynı tadı sizlerin de aldığına inanıyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Ben Mimarlos adına bir teşekkür de etmek istiyorum. Biliyorsunuz Beyçak Mimarlos'una sadece bugünkü sunuşuyla değil, geçmişte 80'lerde 12 Eylül'ün karanlık dönemlerinde yöneticilik yapan bir meslektaşımız. Zorlu dönemlerde yönetici bulamazken, mimarlar polisler tarafından kovalanırken, polisler yönetim kurullarının kapısında beklerken yöneticilik yapmış bir kardeşimiz, abimiz. On anlamda bir teşekkür sunmak istiyorum. İki, yıllardır fotoğraf yarışması düzenliyoruz Mimarlos olarak. Bu sene 15.sini tüm afişlerini Beyçak tasarlıyor. Artı afişimiz bu sene 8.sini düzenledik. Rakamlar yanlış olabilir ama film festivali, mimarlık kent ve mimarlık mimarlık film festivali belgesel niteliğinde dokümenter film festivali, evet, çok güzel bir film festivali. Bunun yani birçok insan izliyordur belki. Bize yapıyor. Büyük gerçekten teşekkür ediyorum. Ve ilgi de çekiyor tüm dünyada. O karikatürlerle bir ilgi odağı oluşturdu. Mimarlı ve mimarlı olası bağını kurdu. Bugünkü sunuş, tabii mimarlık dergisinde de karikatürleri var son sayfasında. Bizim özellikle derginin son sayfası kapak yazı bağını kurması konusunda bir bize ciddi bir destek verdi karikatürüyle. Bu anlamda teşekkürü ayrıca iletiyorum burada sizin huzurunuzda. Ve bir plaketimiz var. Eyvah. Mimarlos'u aslında 2012 yılında mesleğimize, yani saydıklarım sadece Mimarlos'u İstanbul Şubesi üzerinde ama Türkiye genelinde mesleğe ve kent çizimleriyle, yazılarıyla Türkiye'de çevre hareketine, mimarlık hareketine vermiş oldu, mimarlığa vermiş oldu bir katkı var, ciddi bir katkı var. Bu katkı 2012 yılında Mimarlos tarafından başarı ödülüyle ödüllendirildi. Biz de İstanbul Şubesi olarak böyle bir sunuştan sonra ufak bir plaketle bunu anlaştırmak istedik. Ben tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum Beyçak'a. Ben de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten sabır gösterdikleri için arkadaşlarım ve katıldıkları için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, izlemek isterseniz belki haberiniz olmamıştır. Dışarıda bir gezi sergisi var. Gezi resmi var. Hemen arkamızda teraslar. Onu da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Size emri var.